24 ekranlarına hoş geldiniz. İyi haftalar. Pazartesiye başlıyoruz. Bakalım mı bir Türkiye'de ve dünyada öne çıkan gündem başlıkları nelermiş? Açılış ziliyle analiz sentez başlıyor. Türkiye gündemine kabine toplanıyor başlığıyla başlıyoruz. Kabinenin gündeminde koronavirüs yasakları olsun, devamında acaba kısıtlamalar, rakamlar nasıl seyredecek? Bununla beraber kabine toplantısında pek çok farklı başlık var. Ve tabii ki mecliste yoğun haftayla da denk geldi. Melik Yiğitel'e soracağım, hani meclisteki yoğun hafta, evet biz hayvan hakları yasasını konuşuyoruz ama pek çok başka konu da var. Meclisin yoğun gündeminde neler var onlara bakacağız. Meclis kapanmadan evvel böyle bir gaza bastı diyebiliriz. Çokça yeni uygulama ve yeni tasarı yasalaşabilir. Bakalım meclisin yoğun gündeminden neler karşımıza çıkacak. Covid tablosu güncellendi. Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Artık aslında bir nevi aşıyla günlük vaka tablosu bir araya geldi. Farklı bir takip sistemi olacak. Biraz daha renkli bir tabloyla karşı karşıyayız. Bana seçim tablolarını hatırlattı. Ve üçüncü doz bilgisi de eklendi. Biliyorsunuz insanlar üçüncü dozda oluyorlar. Nitekim kısıtlamasız ilk pazar. Delta varyantı 98 ülkede görüldü. Bunlar başlıklarımızın arasında ama belli ki bir üçüncü doz, bir korumaya ihtiyacımız olacak zamanlardayız. Covid olduysanız bir doz BioNTech yapacaklar size. İki doz BioNTech yapmayacaklar. Biliyorsunuz aşılar arasındaki mesafe daraldı. 6 ila 8 hafta bekleniyordu. Şimdi 4 hafta beklenecek gibi gibi konular var. Ama kısıtlamasız ilk pazara baktığımızda insanlar sahillere ve piknik yerlerine akın etmişler. Bu akında tabii ki arkalarını darmadağınlık bırakmışlar. Dün uçakla dönerken özellikle trafik saat gece 10-11 olmasına rağmen hınca hınç doluydu. Çünkü insanlar kısıtlamasız pazarı evet fırsatı çevirdiler, sıcak hava, güzel hava ama dikkatsiz bir kısıtlamasız pazar geçirdik. Umuyorum bunun acısını 15 Temmuz'dan sonra veya işte bayram sonrasında yaşamayız. Dediğim gibi Covid geçirene tek doz. Bir de kısıtlamasız pazardan sonra piknikler yerlerine baktığınızda o resimlere her yer böyle plastik çatal, bıçak, tabak falan. ABD plastik günlük kısa vadeli kullanılan plastikler yasaklanmış. Türkiye'de böyle bir yasak gelse piknikçiler çok üzülür. Burada sürekli bunları söylüyorum ki birazcık gerçekten tuvaletlere bile yazıyorlar. Lütfen sizden sonra kullanacak insanlar için temiz bırakın diye. Doğa da aynısı. Sizden sonra kullanacak insanlar için temiz bırakın. Böyle medeniyetin göstergesi doğaya olan davranışlardır. Ve biz maalesef doğa konusunda bence çocukların eğitimlerini çevre bilimi, küresel iklim değişimi gibi konular mutlaka müfredata işlenmeli. Çünkü çocuklarımız hamur. Onları biz yoğuruyoruz. Eğer bizim çevre bilincimiz yoksa biz nasıl olacak da onu anlatacağız. İşte ondan sonrası diyoruz ki işte çocuklar bu telefonlara doğdular, dijitale doğdular. Böyle sürekli bahanelerimiz var. Ama asıl dijitale giden yolu bile değiştirecek olan doğayı bir türlü anlatamıyoruz. Tosuncuk geldi, biliyorsunuz hafta sonu Tosuncuk'un ilk sözleri ortaya çıktı. Param var ödeyeceğim diyor. Şöyle bir şey var, biliyorsunuz bir de TODEX olduğunda kripto borsası ile ilgili kripto Tosuncuk denilmişti. Ben burada bu insanlar işte tipine laf söylediler. Ay bu şişkoya mı verdiniz, bu saç modeline bak ha ha hu hu diye gülündü ama aslında burada insanlardan zorla alınmış hiçbir şey yok. Sadece insanımız hayalleri uğruna, kısa vadeden zengin olmak uğruna, bütün ona ömrü boyunca aktarılan, bak biraz temkinli ol, dikkatli ol, bir şey çabuk geliyorsa çabuk gider, kandırmacı olabilir, dolandırılabilirsin gibi konular olunca, bu bütün bildiği, bütün ona doğduğundan beridir kodlanan doğruları kenara attı. Çünkü para hırsı bürüdü. Aslında Tosuncuk burada insanların zaaflarını fark ettiği için. Biz şimdi Tosuncuk diyoruz, işte dediğim gibi tipine, saçına, başına laf söyleyebiliriz ama aslında burada önemli olan suçlular biziz. Neden? Çünkü biz kısa vadede zengin olamayacağımızı anlamak yerine doğru çalışmam lazım, emek vermem lazım, zaman geçirmem lazım. En önemlisi bilgi sahibi olmam lazım yerine bana mavi yumurta, sarı yumurta versin, işte 500 tane koyun versine tav olduk. O yüzden ne kripto Tosuncuk ne Tosuncuk suçlu. Evet yaptıkları suçlar çok kötü, dolandırıcılık belli suçları var. 75 bin yılda hapiste yatsın, verilsin cezası ama
bu konular olduğunda biraz dönüp kendimize bakmamız gerekiyor. Acaba biz nerede hata yapıyoruz da birisi bizi telefonla aradığında şuraya 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 şu parayı bırak dediğinde hiç dünyadan haberi olmayan veya ailesi tarafından böyle ziyaret de edilmeyen teyzeler dedeler böyle olur. Sonra biz bunu habere taşıyoruz, üzülüyoruz. Ay ne kadar yazık diye. Halbuki biraz akıl süzgecinden geçirmemiz gerekiyor ve bunu da çevremize yaymamız gerekiyor. Tosuncu'nun ilk sözleri bakalım ne ceza çıkacak. Parasını ödesin, sonra bir de cezasını çeksin. Sonuçta ne olursa olsun dolandırıcılık var işin ucunda. İhracat rekoru, Haziran ayında gelen ihracat rekoruyla beraber pandemiden sonra sert bir talep olacağını biliyorduk zaten. En iyi rakamlardan birisiyle karşılaşıldı Haziran ihracat rakamlarında. Sıkı duruş vurgusu Cuma günü Şahap Kavcıoğlu telekonferans yoluyla yatırımcılarla, bankacılarla görüştü ve orada sıkı duruş vurgusunu yaptı. Çünkü Amerika'daki tarım dışı istihdam beklediğimiz veri beklentilerin üzerinde geldi. Bu da demek olur ki dolar artış isteğinde. Türkiye'de dolar onun para birimi olmadığı için ünlü bir yatırımcının dediği gibi dolar benim para birimim ama senin sorunun. Bu gerçekleşmesin diye sıkı duruşunu ve bizim en önemsediğimiz iletişim ayağında çıktı ve biraz konuştu. Güzel, önemli adımlar. Ve enflasyon rakamları bugün saat 10'da enflasyon rakamları da gelecek. Bakalım ne çıkacak. Dünya gündemine gidelim. Bakalım dünya gündeminde neler bizi bekliyor. Hazar Denizi'nde patlama, Bakü'nün açıklarında Hazar Denizi'nde bir patlama oldu. Resimleri gördünüz. Denizin ortası alev alev yanıyor. Çamur toplanmış ve o yanmıştır iddiası ortaya atıldı. Kanada kavruluyor. Küresel ısınma. İnsanlar ölüyorlar. Yüzlerce kişi öldü. Çünkü Kanada 50 derece, 51 derece alışkın bir ülke değil. Küresel ısınma diye konuşuyoruz ama aslında küresel soğuma, küresel erime, küresel iklim değişikliği bunun doğrusu. Japonya'da felaket. Şimdi bir taraf kavruluyor, bir taraf sular altında kalıyor. Biliyorsunuz buzullar eridiğinde bir derece bile artıp eridiğinde sizin deniz seviyeniz böyle bir parmak artıyor. O da bir şekilde taşkınları yanında getiriyor. Ufak bir yağmuru daha farklı algılamaya neden oluyor. Japonya'da da sel felaketi gerçekleşmiş. Filipinler'de uçak düştü. Filipinler'de askeri uçak düştü. Bu bir felaket değil ama bir kaza, bir trafik kazası diyebiliriz. En az 29 kişinin öldüğü bilgileri de var. ABD plastik yasağı, günlük işte plastik tabak, plastik çatal, plastik bıçak, bardak bunlar yasaklanmış. Bizim piknikçilerimiz için çok kötü, dünya için büyük bir haber. 2021'in sonundan itibaren, hatta şu andan itibaren yasak. Plastik kullanamayacaksınız günlük plastikleri. Şöyle söyleyeyim, ben herhalde çok fazla bu müsilaj, plastik, işte hayvanlara yapılanları konuştukça böyle iyice duyarlı hale geldim. Bir tane Bodrum'da birisinin teknesinden bir plastik şey uçtu, torba. Biz kıyıdayız, inanılmaz uzaktayız. Yüzüp onu çıkarma isteğinde bulundum ve gittim çıkarttım. Çünkü bana göre o binlerce yıllık bir pislik denize gidiyor. Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele ediyoruz. İşte Ege'ye inecek mi diye korkuyoruz. Ondan sonra bir sonra bakıyoruz, hatta babam ne gereği var ki dedi ama gereği var. Çünkü 1000 yıl, inanılmaz. Bana böyle şey gibi geldi izlerken onu, hani 1000 yıl boyunca o pislik, 1000 yıl boyunca hayvanın vücuduna balık yiyecek onu, sonra ben yiyeceğim onu diye böyle düşündüm. Ya çok fazla dizi izliyorum ya da çok fazla çevre konuşuyorum. İkisinden bir tanesi ama benim duruşumun doğru olduğuna inanıyorum. Biliyor musunuz ki insanlar her yıl bir plastik baret var ya inşaat işçiye takıyorlar. Onun kadar plastik tüketiyorsunuz. Dikkat etmezseniz bir dolap kadar plastik baret tüketeceksiniz. O yüzden dikkat. DSÖ'den Delta açıklaması. 98 ülkede Delta varyantının olduğunu söyledi Dünya Sağlık Örgütü. Lagarde geri dönüş bekliyor. Avrupa'nın Merkez Bankası'nın başındaki isim, güçlü kadın, diyor ki enflasyon geri seviyelere düşecek. Çünkü biliyorsunuz yüksek enflasyon özellikle düşük iş gücü olan Avrupa gibi ülkeleri iyice zora sokabilir. OPEC'te anlaşma yok. OPEC'tekiler yine anlaşmasız devam ediyorlar. 5 Temmuz'a ertelendi tarih. Bu da petrol fiyatlarında baskıya neden oluyor. Bakacağız biraz sonra verilerle. Ama dediğim gibi OPEC'te anlaşma olmaması dünyaya şu açıklamayı yapıyor. Enerji sahibi ülkeler kendi aralarında anlaşamıyorlar. O zaman yeşil enerjici, sürdürülebilir enerjici veya enerji kaynaklarını işte Amerika gibi kaya gazı kullananlar falan daha öne çıkacaklar. OPEC bir an evvel anlaşma. Çünkü artık her şey normale dönmek üzere ama OPEC'teki bu Orta Doğu havası, bu birbirimize kavga edelim, variller için tartışalım konusunun durması gerekiyor. İran 7 ülkeden biri, şaşırtıcı değil.
Çin elektrik maliyetleri düşük olduğu için kripto paralarının en büyük üreticilerinden bir tanesiydi. Şimdi temiz enerji, öyle enerji, böyle enerji diye Çin'den herkes topladı pılısını pırtısını ve Kuzey Amerika'ya doğru gidiyorlar. Hem soğuk olması hem de elektriğin düşük olması gerekiyor. İran da 7 ülkeden biri haline geldi. İlginçtir. İran için ambargolar var ama adamlar akıllı oldukları için gördüler ki bu madencilik, bu kripto ileride çok artacak. Bu arada Çin'den çıkan madencilere Amerika'nın sahip çıkıyor olması da kesinlikle tesadüf değil. Çünkü Eylül, Ekim'den itibaren bu savaşlar tekrar hareketlenecek. İran 7 ülkeden biri olarak da şunu söylüyor. Bana benim enerjimi almıyorsun, elimdeki en güçlü enerji kaynağımı almıyorsun, bana ambargo uyguluyorsun ama ben de o zaman gidip dünyanın normlarında öne çıkacak olan kriptoya yatırım yaparak, madencileri buraya çağırarak ben de öne çıkmanın yolunu bulurum diyor. Bu inanılmaz önemli bir hamle. Biden diz çöktü. Netanyahu'nun yerine gelen ismin Cumhurbaşkanı, İsrail Cumhurbaşkanı'nın bir özel kalemi var. Ve 12 tane çocuğu varmış. Biden bunu öğrenince kadının önünde diz çöküyor. 12 çocukla kariyer yapabilmek. Ben bir tanesiyle kariyer yapmaya çalışıyorum. İnanılmaz bir başarı diyorum. Verilere bakalım mı? Verilerde dolar güne 8.68 ile başlıyor. Dediğim gibi tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gelmesi, 720 bin beklerken 850 bin geliyor olması doların güçlenme isteğini körükledi. Euro ile devam edelim. 10.40'tı, 10.30'la başladı haftaya. 10.40'lı seviyelere de tekrar bir çıkış görebiliriz. Gram altın ons kendini toplama evresinde olsa bile doların kendini topladığı kadar sert toplamıyor. Gram altın 498 TL'de. Bakın alttaki destek noktasında birikim yapıyor altın. Bu da kırılma eğilimini gösteriyor. Eş Türkçesiyle düşebilir. Altının onsu 1786 dolarda, 1793'ün üzerinde kapanışlar gelmesi gerekiyor ki tutunsun diye. Ama normalde tarım dışı istihdam iyi geldiğinde dediğimiz gibi altın için kötü olabilir demiştik. Biraz farklı bir senaryo oldu. Bu da bana göre yapay bir duruşu gösteriyor. Borsa ile devam edelim. 1376. Borsalardaki düşüş özellikle kripto, altın ve paraların çekilme ihtimaliyle beraber biraz daha artacak. Devam. Tahvil 18.35 ve Brent petrole bakalım mı? OPEC anlaşamadıkça, OPEC'teki bu Orta Doğu havası, biz anlaşmayalım birbirimizi yiyelim havası sürdüğü sürece 76 doları bırakın 85 dolarlara kadar çıkacak. Bakalım göreceğiz bunların hepsini. Ve son olarak kripto paralara gidelim. 34.277 dolarda, 36.400 doların üzerinde tutunamadığı için düşük, yine destekte beklediği için burada da bir düşme eğilimi var. 30 bin doların altına düşeceği günlerde yakın bir zamanda gelebilir beklentiler arasında. Ethereum 2270 dolar. Cuma günü kapatırken 2039 dolara kadar düşmüştü. Ne demiştik? 2500-2600 dolarlara deneme çabasında. Bitcoin yerinde durduğu sürece bu deneme çabası da devam edecek. Altcoin'lerde bir sıkışma söz konusu. 14 Temmuz'a doğru giderken, Ethereum'un güncellemesine giderken orada hareketlilikler pek şaşılacak bir şey değil ama yine dediğim gibi temkinli olmanız gerekiyor. Güzel bir söz. İstikrarlı hayal ancak hakikat olabilir. O yüzden hayal ediyorsunuz, etseniz bile emeğinizi, araştırmanızı yapmadan hiçbir yere gidemezsiniz. Geldiği gibi gider. O yüzden istikrarlı hayal hakikat olsun diye lütfen yatırımlarınızı dikkatli seçin diyorum ve Ankara'ya gidiyorum Melik Bey. Analiz senteze Melik Yiğiter'le devam ediyoruz. Bakalım bir selamlaşalım, güzel bir hafta olsun. Merhabalar Melik Bey, nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz yerinde mi? Merhabalar, günaydınlar, gayet iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Evet evet, gayet iyiyim. Hafta sonu ufak bir tatil molası almıştım ama şunu fark ediyorum ki o tatil, buradaki çalışmam yoğun olmasa hiçbir şeye değmez. Ha şimdi sizi de kıskandırmış gibi olmasın. Ufak bir deniz, kum, güneş yaptım. Darısı sizin başınıza diyeyim ve izleyicilerimizin başına. Yani valla bizim Ankara'da deniz yok, ancak tatilde kaçabilirsek.
Evet, ben sizi Bodrum'a alayım Melik Bey. Burada bir ufak arada bayramda belki. Melik Bey, çok yoğun bir Ankara gündeminiz var. Aslında kolay kolay İnşallah. Da bir yere gidemezsiniz. Çok çalışmanız gerekiyor. Evet. Meclis yoğun, kabine toplanıyor. Buradan önemli öne çıkacak başlıkları Doğru. açın bize. Tabii özellikle meclisin gündemi hakikaten yoğun. Şimdi bir yandan... Dördüncü yargı paketi genel kurula gelecek. Genel kurulda görüşmeler başlayacak. Diğer taraftan işte hayvan hakları yasasının bir an önce çıkması için bir çaba var. Salı günü komisyona gelecek. Komisyonda bir an önce görüşülüp gelen kurula gelmesi bekleniyor. Diğer taraftan 15 Temmuz'a ilişkin hazırlık var. Biliyorsunuz 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü. Ona dair nasıl bir program olacak? Çünkü... hedef alınan yerlerden biri de meclisti, bombalanmıştı meclis. Orada nasıl bir program olacak bu konuşuluyor. Ama özellikle dördüncü yargı paketi çok önemli. Genel kurulda görüşülecek olan dördüncü yargı paketinde tümüyle işte uluslararası hukukun, evrensel hukukun baz alındığı bir paket. Orada en dikkat çekici şey şu, özellikle Türkiye bu konularda çok yoğun bir eleştiriye maruz kalıyordu. Uzun tutukluk süreleri ve tutukluk gerektirmeyen hallerde de kişilerin tutuklanmasına dair eleştiriler vardı. Bu hem AİHM'de hem de uluslararası kuruluşlar bu açıdan çok yoğun eleştiriler getiriyordu. O yüzden dördüncü yargı paketinde özellikle kuvvetli şüphe haliyle birlikte somut delil şartı da getirildi. Yani bundan sonra işte gözaltılarda ya da suç duyurularında tutuklanmadan önce bu kuvvetli şüphe ile birlikte somut delile de bakılacak. O yüzden de tutuklu yargılamak bir istisnai hal olacak. Çünkü bir cezalandırma yöntemine dönüştü. İşte kişi gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, işte 2 yıl, 3 yıl içeride kalıyor, sonra tahliye ediliyor. Peki 2-3 yıl boyunca tutuklu yargılandığı süre ne olacak? Buna dair çok yoğun eleştiriler olduğu için böyle bir karar alındı. Yani kuvvetli şüpheyle birlikte somut delil. Fakat burada istinai bir hal tartışıldı. Ona ilişkin de bir düzenleme muhtemelen genel kurulda da böyle geçecek. Özellikle çocuk tacizlerinde, çocuğa yönelik tacizlerde bunu bir istinai hal olarak dışarıda bırakalım denildi. Yani burada sadece kuvvetli şüphe geçerli olsun, somut delil ya da somut hal aranmasın. O kuvvetli şüpheyle birlikte çocuğun beyanı esas alınsın. Çünkü bu öbür türlü çok ciddi sorunlara yol açılıyor deniliyor. Yine dördüncü yargı paketinde özellikle işte evrensel hukukla birlikte hak arama yönteminde kolaylık. Yani kişinin itirazlarını çabuk sonuçlandırma. Biliyorsunuz ceza aldıktan sonra işte yargıda da temyiz aşaması var. Ama bir yandan da hem işte bölge mahkemesine gidilebiliyor hem de Anayasa Mahkemesi'nde kişisel başvuru olabiliyor. Özellikle bu karar düzeltme şeklinde algılanabilen yani itirazların çabuk sonuçlanması için de bir düzenleme var. O da önemli. Çünkü yine burada da işte ceza alıyor, itiraz ediyor fakat bir yandan da işte Anayasa Mahkemesi'nde kişisel işte başvuru yapıyor, buna itiraz ediyor ama bu sonuçlanana kadar da mevcut durum korunabiliyor. Nerede gördük? Bu işte Enis Berberoğlu davasında gördük. Ömer Faruk Yergelioğlu davasında gördük. O yüzden de bu tür itirazların çabuk sonuçlanması için de bir takım düzenlemeler içeriyor. Dördüncü yargı paketi o açıdan çok önemli. Hayvan hakları yasası da salı günü komisyonda konuşulacak. Fakat mevcut halindeki o çerçevede büyük ölçüde uzlaşı sağlandı. Yani hem Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP hem de muhalefet partileri bu mevcut hali işin doğrusu beğendi. Yani hayvan hakları yasasının son derece çağdaş ve Avrupa normlarına yakın olduğu ifade edildi. Nedir o? İşte burada hayvanlar mal olarak değil canlı olarak tanımlanacak. Mevcut yasa çünkü... Çok kötü işte mal olarak tanımlanıyor ve mala zarar verme şeklinde ceza tanımlanıyor. Öyle tanımlandığı için de kişi sadece
para cezası alabiliyor. Burada artık canlı olarak tanımlanacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alınabilecek. Diğer taraftan ikinci önemli nokta da sahipli sahipsiz ayrımı ortadan kalktı. Biliyorsunuz sahipsiz hayvanlarda çok daha düşük bir ceza alınabiliyor. Niye? Efendim sokakta ve sahibi yok. Dolayısıyla şikayetçi de yok. O yüzden de şu basit bir cezayla yırtabiliyor. Hayır, bu artık öyle olmayacak. Sahipli sahipsiz kavramı ortadan kalktı ve şikayete bağlı olmaksızın kişi ceza alabilecek. Yani yolda gitti, işte bir köpeği öldürdü ya da bir kediyi öldürdü. Ben gittim şey şikayet ettim ya bunu yaptı. Hayır, buna gerek olmayacak. Bunu tespit ettikleri anda zaten kişi yargılanacak. Sahipli sahipsiz ayrımına bakılmaksızın bu çok önemli. O da salı günü dediğim gibi komisyonda görüşülecek ve meclis kapanmadan genel kurulda yasallaşması öngörülüyor. Tabii ki çok önemli. Dediğiniz gibi mal gibi görüldüğü için 1000 lira, 1500 lira veriyorlardı. Köpeği sürüklemiş, köpek artık ölmek üzere. En son bir video gördüm. Kolu, köpek su içiyor, kolu boş. Tüfekle vurmuşlar ve orası uçmuş gitmiş ve yani nasıl bir kafa? İnsanlar sokakta durup köpek taşlayıp arabasına geri biniyor. Yani biz görmüştük ve yani inip müdahale etmiştik. Ne yapıyorsun kardeşim diye az kalsın dövüyorduk. Sonra dövünce de onlar insan oluyor. Somut delil konusu önemli. Çocuk istismarının dışarıda bırakılıyor olması önemli. Ben çünkü somut delil konusunu da siz yoktunuz. Cuma günü konuğumuz vardı. Hatta böyle somut delille ilgili bazı şey cümleler söyledi. Hani yargı, hukuk ki cümleler söyledi diyeyim aslında. Çok da bir şey söylemek istemiyorum. Hani böyle avukatlar kendi aralarında konuşurken hani bizim anlamayacağımız bir dil konuşuyorlar. İşte öyle olmamalı, böyle olmamalı, böyle olmamalı diye. Sonra ben Elmalı davasına bir patladım Melik Bey. Ne demek istiyorsunuz diye. Bir daha gelir miyi bilmiyorum analizden teze. Ama bilmiyorum. Somut delil konusu önemli. Çocuk istismarının dışarıda bırakılması önemli. Bir de şuna kadına şiddeti de koysalar Melik Bey. Kadına şiddette illa ağzı burnu morarmadan, kolu kafası kopmadan, somut delilsiz, beyanı esas olsa o da var mı yoksa o somut delilli kısımda mı? O... Şöyle, şimdi mevcut yasada zaten kadının beyanı esas alınıyor. Hı. Fakat orada sorun şu, bu işte uzaklaştırma ve tedbire dair hemen tutuklamaya dönmüyor. Diyelim ki kadın dedik ya beni tehdit ediyor. İşte uzaklaştırma kararı alınıyor ve kişi kontrol altına alınıyor. Uzaklaştırmayı ihlal ettiği anda tutuklanıyor. Şimdi burada deniyor ki ya bir tehdit hali varsa işte tutuklama da olsun. Fakat bunun dünyadaki örneklerine baktığı örneklerinde de yok. Yani kişi işte kadın için ciddi bir tehdit olduğunda zaten hani tutuklama oluyor. Diyelim ki işte silahla saldırdı, bıçakla saldırdı. Hatırlayın geçen hafta Bursa'daki olay. Bir gazeteci arkadaşımız araya girdi. Orada işte elinde bıçakla kadını taksiden indirmeye çalışıyor ve elinde ve bıçağı tutmuş. Taksiden indirdiği anda da vuracak çok belli. Kadın gazeteci araya giriyor ve kişileri ayırıyor. Mesela oradaki o tehdit elde bıçak olduğu için işte zarar vermesi kaçınılmaz dendi ve o kişi zaten tutuklandı. Hapse yollandı. Ve tutuklu yargılanmaya devam edecek. Yani böyle ciddi anlamda bir tehdit olduğu zaman tutuklama zaten var. Fakat diğer hallerde yoğun olarak o eleştirilen mesele yani kişiyi tehdit ediyor işte uzaklaştırma alıyor. Sonra işte bir daha uzaklaştırma alıyor. Şimdi mesela bazı şeyler var, olaylarda var. 4 kere uzaklaştırma almış ama 5.sinde bu fiili işliyor. Ona ilişkin ne yapılabilir? Bu da aslında uzun uzun konuşuldu. Şöyle ciddi bir tehdit olması durumunda savcı inisiyatif kullanıp pekala tutuklama yapabilecek. Güzel, güzel. Çünkü gerçekten belki dünyada karşılıkları yok ama bizim ülkemizde kadınlar hani tehdit edildikten sonra öldürülüyorlar. Mesela geçen hatırlıyor musunuz güvenlik kamerasından görünüyor. Bebek uyuyor yanda. Adam karşıdan alıyor bir tane herhalde masadaki bir objeyi kadına vuruyor evet. Sonra da bıçaklıyor. Ben o bebeğe ne kadar üzüldüm ya öyle bir anne babadan öyle bir babadan yani ne yaparsanız ne ederseniz edin annenin maalesef yerini baba dolduramaz babanın yerini anne dolduramaz. O yüzden ben diyorum ki bu yargı paketinde aile eğitimi de gelsin gerçekten insanlar orada doğurup doğurup bırakmasınlar bu çocuğa bir eğitim olsun ya bir ebeveynlik eğitimi olsun. Çok
çok önemli bir nokta söylediğin şey. Mesela benzer bir olay yine 1,5 ay önce işte kameralara yansıyor. Akşam yürürken kadın, eşi ve küçük çocuk, kadını yerde tekmeliyor. Çocuk annesinin üzerine atlıyor falan, çocuğu çekiyor. Tekrar kadın tekmelemeye başlıyor. Yukarıda apartmandan cep telefonu çekiliyor. Onları tehdit ediyor falan filan. Sonra o kişi tutuklanıyor. Şimdi orada sizin söylediğiniz çok önemli. Psikologlar ve danışma merkezleri diyor ki burada sadece kadının şiddet görmesi meselesi değil. Tamam, kadın şiddet görüyor. Bir ölüm tehlikesi var. Bir ceza alıyor fakat burada çocuk da zarar görüyor. Yani psikolojik anlamda zarar görüyor, bir travma oluşuyor. Dolayısıyla bu da cezaya eklensin. Yani sadece işte kadına şiddet uyguladı diyelim ki işte 1,5-2 yıl ceza alacaksa, çocuğa da duygusal şiddet, sözel bir şiddet uyguladığı için o da ilave bir ceza verilmeli. Çünkü bir travmaya yol açıyor diye. Kesinlikle çok doğru. Yani evet, o da apayrı bir şey. Mesela biz bugüne kadar onu hep es geçtik. Yani tamam, işte kadını dövdü ya da işte yaraladı. O zaten başlı başına bir facia. Başlı başına bir insan hakları ihlali. Çok hayvani bir şey. Yani izaha mümkün olmayan bir durum. Fakat ona şahit olan çocuğun bir travma yaşaması ya da ruhen bir zarar görmesi meselesi de o da önemli. Dolayısıyla bu tür olaylarda artık bunlar da hesaplanacak. Yani sadece işte kadına şiddet uyguladı diye ceza almayacak. Aynı şekilde çocuk şahitlik ediyorsa ya da çocuğa da bir duygusal şiddet uyguluyorsa da o da ayrıca değerlendirilip üstüne konulacak. Çünkü o da yani o kadının şiddet görmesi kadar o çocuğun şahit olması ya da benim işte en son söylediğim olayda çocuğu alıp böyle itip kadını tekrar tekmelemeye devam etmesi o çocukta çok telafisi mümkün olmayan ciddi zarara yol açıyor. Dolayısıyla onun da cezai olarak tanzim edilmesi gerekiyor. Fikri çok çok önemli. Kesinlikle inanılmaz önemli. Ben biliyorsunuz ilk eşimden şiddet görerek ayrıldığım için ve şimdi insanlar başına gelince ya da birisinin başına gelip böyle sosyal medyada çok etki alınca başlıyorlar. İşte ben de bundan istismar oldum, işte bundan şiddet gördüm diye. Benim şeyim şu, ben kendim yaşadığımda anlatmıştım herkese. O zaman demişler aman aman anlatma, böyle şeyler gizli kalır. Kesinlikle değil. Sosyal medyada duyurmanıza gerek yok. Benim hemcinslerime tavsiyem, hikayelerinizi anlatın. Her gelir grubunda, her eğitim grubunda bunun yaşanabildiği bilinsin ki kimse korkmasın. Çünkü kadınlar gerçekten erkek terörüne maruz kalıyor. Melik Bey, sizin gibi kibar erkekleri maalesef Türkiye'de bulamıyoruz. Arıyoruz bulamıyoruz. Daha çok böyle hayvanat bahçelerinin kapıları aralık kalmış gibi adamlar geziyor sokaklarda. O yüzden sizin cinsinizi artık fotokopi makinesine çoğaltır mıyız? Kadını hep bir şey var, böyle değersizleştirme veya kadının tarzı güçlüyse üstüne gidip onu kötü hissettirme konusu var. Bunlar iş yerlerinde oluyor, doğru, ailelerde oluyor. O yüzden ben diyorum ki bu yargı paketinin içine maalesef bir erkek eğitim broşürü de eklenmeli. Çünkü gerçekten ki, ya da mesela Melik Yiğitel örneğinde aslında erkekler üretilsin denilmeli. Kibar, nazik, böyle güzel çok konuşan. Yok Melik Bey, biliyorsunuz bende yalan yok. Ben ne hissediyorsam onu söylüyorum. Hiç öyle yapabilen yok, bir insan olmadım hiçbir zaman. Çok teşekkür ederim. Yok. Şöyle, çok teşekkür ederim. Haklısınız. O anlamda zaten biliyorsunuz meclis bünyesinde kadına karşı bir şiddet komisyonu oluşturuldu. Ağırlıkta işte kadın üyeler var. Mesela o tam da dediğiniz gibi birçok gruptan, meslekten insanları çağırıp konuşturuyorlar. Mesela şiddet gören kadınlar da var bunun içinde. İşte bu şekilde öfke kontrol sorunu olup tedaviyle normale dönmüş kişiler de var, psikologlar da var. Biz gazetecileri de çağırdılar, biz de gittik, konuştuk, anlattık neyi nasıl gördüğümüzü, eksikleri. Ve en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kadın konferansıyla birlikte onun da verdiği bir talimat var. Tam da sizin söylediğiniz şey, yani 81 ilde işte eğitim kampanyaları, konferanslar verin, işte forumlar düzenleyin, anlatın. Çünkü sizin söylediğiniz şey çok önemli.
yapılan araştırmada, yani bu komisyonun yaptığı araştırmada en çok bunu önüne nasıl geçilebilir sorusuna cevap olarak farkındalığın artması şıkı çıkıyor. Yani kadın mesela uzun bir süre aslında bir şiddete maruz kalıyor. Belki fiziksel bir şiddet değil, sözel bir şiddet ya da duygusal bir şiddet, ama onun şiddet olduğunu farkında bile değil. Örselenip psikolojisi bozulduğu anda fark ediyor. İşte ne bileyim, işte el titremeleri başlıyor, ani böyle sinir boşalmaları, işte ağlamalar, krizler. Psikoloğa gittiği anda anlıyor ki çok yoğun bir şekilde aslında şiddete maruz kalmış. Yani evet, bu fiziksel değil ama duygusal bir şiddet, sözel bir şiddet. Yani sürekli aşağılanmış, o bir şiddet. Dolayısıyla mesela bu anlamda farkındalığın artması meselesine de öncelik verilmesi çok çok önemli. Dolayısıyla 81 ilde Aile Çalışma Bakanlığı önderliğinde bu aile etüt merkezleri var. Orada çok ciddi anlamda işte konferanslar, forumlar, çalıştaylarla farkındalığın artması meselesi. O yüzden siz söylediğiniz şey çok çok önemli. Yani evet, daha çok konuşmak, daha çok tartışmak, daha çok farkındalığı artırmak ve belki de işte gerekirse buna dair eğitim. Mesela öfke kontrol sorununa dair Aile Çalışma Bakanlığı eğitimler verecek. Yani diyelim ki X kişisi, tabii bunu kabullenmesi de gerekiyor. Tabii. Evet ya, ben işte eşime kötü davranıyorum, bende bir öfke kontrol sorunu var, beni tedavi edin dediği anda tedavi edilecek Aile Çalışma Bakanlığı tarafında. Ama bunun için önce tabii farkına varması gerekiyor. Yani bu yaptığının çok çirkin, kötü bir şey olduğunu ve bir şiddete girdiğini tabii kabullenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ve duygusal şiddet, fiziksel şiddet zaten kabul edilebilir bir şey değil. Sonuçta en çelimsiz adamın bile kuvveti kadından daha fazla. O zaten hiçbir kabul edilemez bir şey. Sonuçta güç, sizden daha güçsüz birisine vurma kısmı zaten bir iletişim de problemi. O kadar iletişimini iyi kuramıyor ki, ama duygusal şiddet daha fazla oluyor. Son bir anıyla kapatalım. Anılar deryasına döndü. Ben muhabirken Gaziantep'e gitmiştim ve orada Fatma Şahin belediye başkanı, kadın belediye başkanı ve inanılmaz vizyoner. Çok sevdiğim de bir isimdir. Buradan da selam edelim ama mesela biz çekimlerimizi yaptık. Fatma Hanım'la gezerken herkes işte kadınlara bakır çarşısı kurulmuş, işte istihdam sağlanıyor, anlatılıyor. Biz ertesi gün kameramanla, o zaman CNN Türk'te çalışıyordum, dedik ki şurada gidelim, hani bir lahmacun yiyelim dedim. Ben çok severim lahmacun. Giderken Bakırcılar Çarşısı'ndan geçiyoruz. Böyle bir hol, burada da dükkanlar var. Kameramanım bana dedi ki, Besit Hanım dedi, çok yani bakıyorlar falan. Ama gerçekten sonra ben baktım dükkanların içine Melik Bey, ilk defa kadın görmüş gibi. Yani sanki belediye başkanları kadın değil, kadınları istihdam için o kadar şey yapılmıyor. Geri dönelim isterseniz, başka yoldan gidelim dedi. Yani yanımdaki erkek bakışlarından rahatsız oldu. Hiç problem değil dedim. Yürürken günaydın beyler, nasılsınız, iyi misiniz, bakıyorsunuz, bir şey mi diyeceksiniz, tanışmış mıydık dedi. Hepsi Melik Bey tak 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 dükkanlarına girip kapıları kapatmaya başladılar. Duygusal şiddetle karşılaştığınızda siz kuvvetli olacaksınız, siz özgüvenli olacaksınız ki karşınızdaki duygusal şiddete dur diyebilin. Kadın kadına, erkek kadına, erkek erkeğe, bu duygusal şiddet hayatımızın her yerinde. En üzücüsü maalesef anneler çocuklarına bile duygusal şiddette bulunabiliyorlar. Kendi yaşayamadıklarını onlara yansıtarak. Maalesef. O yüzden duygusal şiddet çok önemli. Hepimiz sakınalım. Aman dikkat edelim diyorum. Bununla ilgili ekleyeceğiz bir şey var mı? Nasıl? Bakırcılar Çarşısı'nı iyi birbirine katmış mıyım Melik Bey? Evet, yani doğru ya. Kadın güçlü durduğu sürece bu tür şeylerin önüne geçilir. Ya kadın güçlü durmalı. Bir de şöyle, eskisi gibi değil. Mesela eskiden bir çaresizlik üzerinden kadın sıkıştırılıyordu. Ya tamam işte, annen babanın evine gidemeyeceksin. Ondan sonra gidecek bir yerin yok, işte işin yok, bilmem ne yok. Şimdi öyle bir şey değil. Şimdi artık devlet sahipleniyor. Yani birinci aşama, üç aşamada mesela bu kategorisi yapıldı. Bir, önleme. Yani şiddeti önleme. İki, olduğu anda ne yapılması gerekiyor? Üç, olduktan sonra işte bunda terapi ve psikolojik tedavi dahil neler yapılabilir diye. Üç aşamada da hakikaten çok yoğun bir şekilde Aile Bakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu işlerle ilgileniyor. O yüzden de hani kadınlar kendini çaresiz hissetmesin.
Kesinlikle çok önemli. Çok teşekkür ediyorum Melik Bey. Yarın da aynı saatte beraberiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun, kolay gelsin. Analiz Sentez programı kısa bir araya gidiyoruz. 9.30'da devam edeceğiz. 24 ekranlarına hoş geldiniz. Kısa bir reklam arasından sonra analiz sentez programına devam ediyoruz. Arkamda da yeni güncellenmiş COVID tablosu var. Bugün eteğim COVID tablosuna çok güzel uydu değil mi? En az aşı olanlarla uyması biraz kötü oldu ama burada baktığınızda aşılamayı görüyorsunuz. En fazla aşı olanlar mavi. Bakın şurada da yeni tabloyu da biraz açalım da hani siz de bakarken daha rahat anlayın. %75'in üzeri mavi. %65 ile 75 arası sarı. %55-65 arası turuncu, %55'in altı aşılama olanlar da kırmızı. Burada baktığımızda en yüksek aşılama Muğla'da %79,2 ile olmuş. İstanbul turuncuda yani 55 ile 65 arasında biraz daha süratlenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz İstanbul pandemi COVID'in en yoğun görüldüğü illerden bir tanesi. Ve İstanbul kötüleştiğinde de biraz fazla kapanma sürekli geliyor. Genel olarak İstanbul'un çevresi, yani Trakya'ya doğru olan kısım sarılı. Sarılı olanlar %65 ile 75 arası ama gönlümüz istiyor ki hepsi masmavi olsun. Aşılama iller bazında da ne dedi Fahrettin Koca, artık iller yarışacak diye. Bütün iller bence Muğla ile yarışmaya başlayabilir. Aynı zamanda yanda birinci doz, ikinci doz ve üçüncü dozu toplam olarak görüyorsunuz 52 milyondayız. Ama bakın üçüncü doz 1 milyon 64'e kadar çıktı. Covid olanlara bir doz BioNTech yapılacak. Lütfen aşılamanıza, e-nabızınıza, e-devletinize bakın. Aşı sıranız geldiyse hemen gidin olun. Burada bizim önemsediğimiz üçüncü doz önemli. Çünkü üçüncü doz artık İki dozunu olmuş ve korunanlara yapılıyor. İkinci dozun artması önemli. 15 milyondan 25-30 milyona ikinci dozlarımız geldiğinde daha etkili bir COVID mücadelesi gerçekleşecek. Dünya Sağlık Örgütü'nden biliyorsunuz açıklama var. 98 ülkede delta varyantı görüldü. Çin'de de görülmeye başlandı. O yüzden bu delta varyantı başımızı tekrar yakmasın diye dikkatli olmamız gerekiyor. Türkiye'nin gündeminden bir canlı yayınla devam edeceğiz. Sonra ekonomiye gideceğiz. Çünkü Amerika'da 1997'den bu yana ilk defa borsalar 7 gündür üst üste rekorla kapanıyorlar. Bunların anlamında ekonomist konuklarıma soracağım. İletişim ayağını Ali Saydam'a soracağım. Çok koca konumuz var ama şimdi Elif Yavuz'a gideceğiz. Biliyorsunuz hafta sonu nur topu gibi bir tosuncuğumuz oldu. Döndü Türkiye'ye. Açıklamalarını yapıyor. Param var ödeyeceğim diyor ama son bilgiler Elif'te. Bakalım Tosuncuk İstanbul Emniyeti'nde neler demiş, nelerin önemini vurguluyor. Elif, söz sende. Best Uyanık Çiftlik Bank kurucusu ve Tosuncuklar Kaplı Mehmet Aydın geçtiğimiz günlerde 22 sıralarında Türkiye'ye getirildi. Brezilya'dan Sao Paulo'dan alınmıştı. İlk işlemleri İstanbul Havalimanı'nda yapıldıktan sonra sağlık kontrolü yapıldı ve şu an içerisinde bulunduğumuz vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyeti'ne getirildi. Savcılık tarafından 4 gün ek gözaltı süresi istenmişti. Bugün o gözaltı süresinin ikinci günündeyiz. Resmi ifadesi henüz alınmadı ancak ilk yapılan ön görüşmede neden teslim olduğunu sorusuna ailemle aram bozulduğu için artık kopma noktasına geldiğim için teslim oldum dedi. Milyonlarca lirayla binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçmıştı. 2018 yılında yurt dışına kaçmıştı ve Most Wanted yani en çok arananlar listesinde yer alıyordu Mehmet Aydın. 3 yılın sonunda kendi yayınladığı videoyla teslim olacağını ifade etti. Kendisinin de mağdur olduğunu söyledi ve yine yapılan ilk ön görüşmede tüm mağduriyetleri gidereceğini ve bu ücretleri ödeyeceğini söyledi. Kendisinin de mağdur olduğunu, alacaklarının olduğunu ifade etti. Tabii gelirken yanında bazı belgeler getirdiği ifade ediliyor. 4 gün ek gözaltı süresi var. Bu süre zarfında daha önce başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen belgeler, raporlar ve Mehmet Aydın'ın yanında getirdiği belgeler karşılaştırılacak ve soruşturmaya bu şekilde devam edilecek. Mehmet Aydın yurt dışına kaçtığında birçok mağdurun aslında suç duyurusunda bulunmasının ardından işlemler başlatılmıştı, dava açılmıştı ve davanın sanığı Mehmet Aydın firar etmişti yurt dışına ve Interpol tarafından
kırmızı bültenle aranıyordu. Son gözaltına alınma sebebi ise geçtiğimiz günlerde 128 kişinin yeniden mağduriyete uğradığını belirterek şikayetçi olmasıyla ilgiliydi. Yani hakkında çok fazla dava var ve çok fazla şikayet var. Bu şikayetler neticesinde de oluşturulan dava dosyasında 75 bin yıla kadar hapis istemi var hakkında. Minimum 25 bin, maksimum 75 bin yıla kadar da hapsi isteniyor. Tabi süreç ilerlemeye devam ediyor. Dediğimiz gibi ek 106 süresinin ikinci günündeyiz ve bugün ifadesinin ilerleyen günlerde ve bugün ifadesinin alınması bekleniyor. Dün ilk yapılan görüşmelerle alakalı bilgiler ortaya çıkmıştı ve ailesiyle arası bozulduğu için dönmek istediğini belirtmişti. Böyle bir iddia ortaya atılmıştı. Onun yanı sıra avukatları emniyetten çıkarken henüz resmi ifadesinin alınmadığını, ilerleyen günlerde basın açıklaması yapacaklarını ifade ettiler, söylediler. Henüz resmi ifade alınmadığını tekrar vurgulayarak bugün veya ilerleyen günlerde resmi ifadesinin emniyette alınması bekleniyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında. 4 günlük ek gözaltı süresi var. Buradaki gözaltı süresi dolduktan sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevki gerçekleşecek diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Elif Yavuz'a teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler verdi. Tosuncuk şu anda Türkiye'nin gündeminde ana haberler olarak geçiyor. Tosuncuk'un Türkiye'ye gelmesi. Şimdi karşımda Ata Üskaya ve Ali Saydam var. Üçümüz bir konuşalım bu konuyu. Önce bir hoş geldiniz diyeyim. Nasılsınız Ali Bey? Nasılsınız Ata Bey? Sağ olun. Teşekkürler Beslan'ım, iyi yayınlar. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Beslan'ım. Selamlar Ali Bey'den. Ata Bey, Skype ayarlanırken sizin camınızdan yansımayı gördüm. Hemen söyleyin neredesiniz? Ben müsaadenizle tatildeyim, yaklaşık bir haftadır. Neredesiniz? Bir hafta Antalya'da mı? Bodrum'da mı? Neredesiniz? Yok, şeydeyiz, Datça'dayız. Aa, çok güzel. Ay, orası da harika oluyor. Ali Bey, siz tatile gitmeyi düşünüyor musunuz? Ben hafta sonu bir kum güneş molası aldım. Nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Efendim, bizim abimizin bir evi var Bodrum'da. Oraya intikal edeceğiz inşallah bir iki üç hafta. Oradan ama gene sizlerle birlikte oluruz inşallah. Tabii lütfen, hayatta yakanızı bırakmam Ali Bey. Lütfen. Bakın Ata Bey Datça'da keyif sürerken 9.45-10.45 arası onu mesela burada bağlıyorum. Ben de hafta sonu bir ufak bir Bodrum'a gittim geldim. Valla insanın nasıl havası değişiyor? İki gün bile gitse havası değişmiyor mu? Ama Ata Bey'i kıskandım. Bir hafta mı? Bir hafta mı orada şeyde? Neyse, konuşacak konumuz çok var. Şimdi Tosuncuk'la başlayalım. Ekonomi iletişimeyiz ama Tosuncuk'la başlayalım. Tosuncuk geldi. Nur topu gibi bir Tosuncuğumuz oldu. İlk açıklamaları ortaya çıktı. İşte ailemle aram kötüydü. Aram kötüleşti. Teslim oldum. Param var, ödeyeceğim. İletişimiyle başlayalım Ali Bey. Şimdi burada aslında Tosuncuk insanlara kısa vadede zengin olmak, tarım ayağı, tarım kısmı çok önemli. Çünkü Türkiye'nin tarım ayağını da geliştirmek istiyoruz gibi gibi. Ama zorla aldığı bir şey yok. İnsanlar aslında kısa vadeden zengin olmak için böyle bir yatırıma yöneldiler. Dediler ki işte adamın saçı kötü, şişko, nasıl verirsiniz dediler ama bunun altında bence başka bir problem var. İnsanımızın paraya olan merakı. Burada bir iletişim konusu da var. Yani neye benzerseniz benzeyin, Türkiye'de eğer bir şey vaat ediyorsanız zengin olabilirsiniz açılımı. 75 bin yıl ceza verilecek denildi. Ne düşünüyoruz? İnsanlığımızın hangi açığını ortaya çıkarıyor sizce Tosuncuğa bu kadar inanılmış olması? Ve bir de kripto Tosuncuk da var. O da aynı. Tamamen yalanlar deryası. Evet, evet. Beste Hanım, siz yakında iletişim boyutunda bizim mesleği elimizden alacağınız konusunda ciddi işaretler veriyorsunuz. Olur mu? Analiz gayet yerinde. Şimdi bir zaafı yakalıyor. Özellikle 1980'li yıllardan başlayan bir vahşi tüketim anlayışı yerleşmiş vaziyette. Hak ettiğimizden fazla harcama, kazandığımızdan fazla harcama ve de kolay paraya kolay ulaşma gibi bir takım hasretler toplumda yerleşmeye başladı. Şimdi bu hakikaten bunun ilk dalgaları hatırlıyorsunuz. Bu borsacılar vardı aracılık. Yani
Banker Bilo filminde gayet net anlatılan bir zaafımız vardı o dönemde. Banker Yalçın gibi tam da benzeyen böyle çaycı çocuk. İşte 19 yaşında mı 20 yaşında mı ne, yüz binlerce dolar dolandırmayı başarmıştı. İşte insanımızın bu zaafından yararlanan böyle tipler türüyor. Şimdi bu tür dolandırıcıların daha üst düzeyde diyelim unsurlarına rastlıyoruz Amerika'da da, Almanya'da da. Fakat mesela en son Münih'te bir konteyner firması, hiç olmayan konteynerleri alıp satıp falan böyle bir düven yapıp milyarlarca euro dolandırmıştı piyasayı. Şimdi bu böyle burada, oradaki boyutla buradaki boyut farklı. Burada küçük şeylerin para biriktirmiş olan, miktarı küçük olan insanlara yönelik. O yüzden biraz daha vicdanımızı çok ciddi rahatsız ediyor. Yani 3-5 kuruşu bir kenarda olan insanları hedefleyen ve onları kandırmayı hedefleyen bir yaklaşım biçimi ortaya çıkınca büsbütün vicdanımız muazzep oluyor diyelim. Bu nedenle bu Tosuncuk vakasında da ortaya çıkan olay budur. Benim tabii merakla beklediğim olay, neden bu Türkiye, ille beni Türkiye'ye teslim edin muhabbeti, bu biliyorsunuz Avusturya'da tutuklanan SBK beyefendinin de talebi o. Amen beni Amerika'ya, oraya buraya vermeyin, Türkiye'ye verin şeklinde. Bunlar dara düştükleri zaman demek ki gene Türkiye'yi tercih ediyorlar her şekilde teslim olmak için. Bunun da bence incelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum Beslan. Peki Atabey, sizin düşünceniz nedir? Burada istekli olarak bir yönelme var aslında bu yatırıma. Hani kripto olabilir ama başından beridir belli sinyaller veriyordu. Hani hiçbir yatırımın bu kadar çabuk geri dönüşünün olmamış olması, diğer taraftan beklentinin fazla yüksek olması. Ben TODEX konusunda mesela tamamen yapay ve dolandırma amaçlı olduğunu o koydukları resimden anlamıştım. İşte bir erkeğin bütün zaaflarına ulaşan şey işte kadın, para, cinsellik, araç, sürat, bunu mesela. Ama bu kriptonun doğasında hani evet 7-24 açık bir piyasadan bahsediyoruz ama bunu vaat etmiyor size yani. Hani alırsanız kadınlar yanınıza geleceği vaat etmiyor. Nasıl görüyorsunuz sizin bir vatandaş olarak bu kadar insanların isteyerek yönelmesi? Teşekkür ederim. Şöyle değerlendirebiliriz aslında. Öncelikle tabii kazançlara yönelik insanların ilgisi, yani günümüz insanların kazanca, fazla kazanca yönelik ilgisi ve tamah aslında birinci sebep. Yani hazırlık aşaması, kişinin eğilimini belirleyen en büyük etken bu. Bu da tabii parayla olan kişilerin ilişkilerinin aslında değiştiğini göstermekte. Yani bizden önceki nesillerin parayla olan ilişkisiyle bizim ilişkimiz farklı. Bizden önce para saklanan, tasarruf edilen, tasarrufla mal edinilen bir anlayış söz konusuyken bunun sebeplerini belki kıtlık yılları, savaşlara da bağlayabilirsiniz. Bir de küresel ekonominin gelişimine, paranın altına bağlı olmasına bağlayabilirsiniz 70'lere kadar. Ancak daha sonra paranın form değiştirmesi değer anlamında ve bizlerin de yeni nesillerin de buna adapte olarak parayı sanki bir yere bağlı, alın terimize bağlı olarak düşünmemeye başlamamız. Tabii küresel konjonktüründe buna büyük bir katkısı var. Biraz önce Ali Bey de bahsetti. Bu bir ortam hazırlama diye düşünebiliriz. Bunun yanı sıra ortam hazırlama için çok daha ilginç noktalar var. Mesela benim kendi gözlemimi söyleyebilirim. Bir dolandırıcılık olduğu zaman bu çapta bunun biraz geçmişinin olması gerekiyor. Tabii medya kuruluşlarımız, sizler, belki akademi, bizler sizden daha sonra geliyoruz bu konuda. Daha geriyiz takip konusunda ama hem medyanın hem akademinin kaçırdığı bir
ortam hazırlama dönemi geçmiş olabiliyor. Geçti 10 yıl, 15 yıl öncesinde insanları daha da buna eğilimli hale getiren. Ben bunun aslında bilgisayar oyunları olabileceğini düşünüyorum. Belirli yaş grubu için bu çiftlik kurma ve çiftlikte hayvan yetiştirme gibi unsurlar çoğu bilgisayar oyununda, beyaz yakalıların iş yerlerinde vakit geçirmek için oynadığı oyunların da kapsamını oluşturmakta. Çok yaygın oynanan. Tabii askercilik oyunları da buna dahil, ancak daha yatırım yapmak, küçükten gelen monopoli oyunlarını da buna katarsanız bu şekilde bir zihinsel de hazırlık söz konusu. Çünkü parayla olan ilişkiniz geçmiştekine göre zayıfladığında siz bilgisayardan al sat oyun oynama modeline zihniniz çabuk kayabiliyor. Yani bunun arkasında alın teriniz olan bağlantısını uzattıkça, sündürdükçe kaybınızı da küçümsemeye başlıyorsunuz. Ta ki bu kayıp ortaya çıkıp gerçekleşene kadar bu tip psikolojik etki olduğunu, tabii illa bilgisayar oyunu değil, insanların çiftliklere yatırım yaptığı da söz konusu. 2000'li yılların başlarında bunu da araştırdığımızda görebiliriz. Çeşitli yerlerde büyükbaş hayvan alımı satımı gibi kendileri ilgilenmeden sadece yatırım amaçlı. Bu tip hazırlıklar neticesinde dolandırıcılar için uygun ortam oluşmakta. Yani dolandırıcıları burada bir tür bakteri, virüs gibi düşünebilirsiniz. Bu uygun ortamda üremeye başlıyorlar onlar da. Gözlem dedikten sonra vatandaşların eğilimlerini, bunu nasıl değerlendiririz sorusunun cevabını bulmaları uzun sürmüyor. Çünkü bunun cevapları yurt dışında da var. Gelişmiş ekonomiler bizden daha önce bu yollardan geçtiği için orada böyle insanlar daha önce çıkmış ve çoktan cezalandırılmış oluyor. Hatta biz buna baktığımızda literatürde bu da vardı gibi bir tür teşhis koyma durumuna giriyoruz. Ancak tabii teşhis koymamız buna fayda sağlamıyor. Çünkü hata gerçekleşmiş oluyor ve insanlık açısından baktığımızda en az iki kere gerçekleşmiş oluyor. Bir gelişmiş ülkede 50 sene önce, sonra siz de belki bizden daha az gelişmekte olan ülkeye bu şekilde sirayet edecek. Tıpkı bir malın ithal edilmesi gibi bir fikrin ithal edilmesi, bir dolandırıcılık fikrin ithal edilmesi söz konusu oluyor. Ve ilk ithal eden kazanıyor. Yani çok ilginç bir şekilde bu mekanizma nereden bakarsınız çok uzun zamandır işlemekte. Böyle değerlendirdiğimizde ortam da hazırladıktan sonra bunu kullanacak insanların ortaya çıkması doğal. Peki bu nasıl önlenebilir ya da vatandaşlarımız burada ne yapmalı sorusu sorduğumuzda illaki bu dolandırıcılık fikrine bunu hiç duymamış ve kapılan vatandaşlarımız olacaktır şüphesiz, takip etmeyen ve ilgilenmeyen ve tabii ki tamahkarlık yaşayan. Bunun çok başka özendirilme safhaları da var. Oraya girmek istemiyorum. Belki RTÜK'ün konusudur, belki başka kurumların konusudur bu özendirilmenin önünün kesilmesi, özellikle gençler üzerinde. Bunun çok başka zararları da var dolandırıcılık dışında. Burada kurumsal düzenlemenin ön plana çıkması gerekecek ve cezaların da, yani caydırıcılık artık, bunu söylemekten çoğu zaman ben de imtina ediyorum. Çünkü çok konuda caydırıcılığı konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ceza yapısı burada düşünülebilir. Ancak dolandırıcılık olduğu zaman bunun belirli bir değişmez bir noktaya, yani piyasaların işleyişine zarar verecek şeklinde cezalandırılmasının ben mümkün olacağını düşünüyorum. Kişiler kendi istekleriyle yani bu tuzağa düştükleri için ceza belki bu açıdan yaklaşıldığında hep düşük kalıyor. Ancak piyasalar açısından cezalandırılabilirse, yani kurumsal bir cezalandırma öngörülürse, tıpkı firmaların cezalandırılması gibi Rekabet Kurumu tarafından bunu örnekleyebiliriz. Yani ticaret bu şekilde yasağı gibi, ticaret yapma yasağı gibi. Hem ticaret yasağı hem de firma, yani neticede bu da bir firma ve dolandırıcılık yaparak aslında rekabeti bozuyor, finansal piyasaların işleyişini bozuyor, oraya sirayet ediyor, olay yatırımdan finansal piyasaların işleyene kadar sirayet ediyor. Bu şekilde bakıldığında çok daha ağır ve kurumsal cezalandırma yapılabilir. Halbuki burada biz tek bir kişinin mahkemeye çıkarıldığını görüyoruz. O yüzden burada ceza muhtemelen bireysel ve kurumsal olmayan bir yönüyle işlenecek. Bu da eskiden bizim banker Kastelli'lerden başlayarak deprem konutlarını yapan müteahhitlere de gördüğümüz düşük cezalar. Yanlış hatırlamıyorsam, lütfen yanlış hatırlıyorsam düzeltin beni. Deprem konutları
Gebze, Gölcük depremindeki cezalar da yanlış hatırlamıyorsam böyle düşük kalmıştı. Banker Kasteller'den buraya kadar olan ceza yelpazesinin düşük olduğunu bu açıdan söyleyebiliriz. Bunun değiştirilmesi lazım. Çünkü kurumsallığa taşınmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum caydırıcılık açısından. Şimdi Mustafa Bey geçmeden önce Ali Bey şu benim çok dikkatimi çekti. Çocuk çok akıllı. O zaman dönem dizisi olan Hanımın Çiftliği diye bir dizi vardı. Orada Özgün Amal'ın babasını oynayan çiftçiyi de yanına ünlü olarak almış. Yani aslında resmi iyi çiziyor adama. Dizide izliyorsun o çiftçiyi alıyorsun. Ben çiftlik bankım diyor. Ve Bone. Bone'nin ben hastasıyım. Türkiye'de Bone takılıyorsa o işletme özellikle televizyonda takılıyorsa biz olma ihtimali çok fazla. Çünkü Bone böyle aşırı tedbir her zaman bana pisliği yedi. Ben muhabirken çok yapmıştı. Bone takılıyor Ali Bey, Mustafa Bey, Ata Bey. Yandan böyle böcek de ziyarete gelmiş ama Bone var kafamızda. Evet. Asla televizyonda Bone'siz ve maskesiz değiliz. Oo, yok. Evet. Mustafa kardeşime bir gönderme yaparak bir şeyi arz etmek istiyorum. Şimdi demin VTR'ler geçerken dikkatimi çekti. Medyada bayağı desteklemiş yani olayı. Gayet güzel yemiş ve de gayet adamın promosyonunu, PR çalışmalarını gayet güzel vermiş ve de halkın büyük bir kesimini herhalde bu konuda inanmasına da destek etkili, kesinlikle çok etkili olmuştur. Yani hiç orada da sorgulamamışlar yani etik boyutunu, işin şuydu buydu. Yani tamam hocam diyor ki işte bunu Ticaret Bakanlığı veya başkası dikkate almalı. Doğru, %100 katılıyorum hocama. Cezalar konusunda da katılıyorum. Fakat medya nasıl oluyor da bunu yiyor? O da enteresan bir şey. Yani Mustafa kardeşimin bu konuda edeceği iki kelamı merakla bekliyorum açıkçası. Teşekkür ederim hocam. Siz haberini yaptınız mı? Şimdi hatırlamıyorum. Yani yaptığımızı hatırlamıyorum. Hani şöyle aldı böyle büyüdü falan diye haberini yaptığımızı hatırlamıyorum. Fakat şöyle bir sabıkamıza baktığım zaman, medya olarak sabıkamıza geriye doğru, biz projeden satılan inşaatlar, faizsiz olduğu iddia edilen otomobil satın alma organizasyonları, kurayla otomobil satın alma organizasyonları, fabrikası bile olmayan mobilya markaları gibi büyük reklam verenleri de hatırlıyoruz. Şimdi o dönem çalıştığım gazetede bir reklamdan dolayı topa tutmuştu okuyucu. Aslında güvenmediğimiz reklamları almıyormuşuz bizim reklam servisi. Fakat bir tanesi bir güven vermiş demek ki. Onun da reklamı. Dedi ki okuyucu, ben siz doğruları yazıyorsunuz. Siz güvenilir olmayan, beni kandıracak yerlerden reklam almıyorsunuz güveniyle bu gazeteyi satın alıyorum. Hakikaten hepimizin gözleri açıldı. Ve bu tür reklamları ondan sonra almamaya ya da daha sık elemeye başladık. Hı hı. Ben şu anda da öyleyim. Bundan önce de bu konularda elimden geldiğince dikkat ederdim. Ama hakikaten arsızlıkla üçkağıtçılık bir araya geldiğinde bu tür sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Biz bunu işte çok ortaklı şirketlerin desteklendiği yahut ihtiyaç olduğuna dair bir düşünceyle kurulan holdingleri hatırlayın. Konya holdingleri diye bilinirler. Konyalılar kusura bakmasınlar ama en çok orada bir apartmanda 5 tane holding vardı. O yüzden öyle anılıyor. İdiş ettiler tamamen. Hı hı. Ve kullanıldılar. İnsanlar da kullandılar ama insanlar da hani o zaman euro yoktu. Mark bazında %25 kazanma hayaliyle oralara para yatırdı. Hani paramız gitti, bütün birikimimiz, üzülüyorsunuz. Niye verdiğiniz parayı mark başına %25 veriyorlardı da ondan. Yani Allah'ından bulmuşsun kardeşim demekten başka bir çare kalmıyordu o dönem. Doğru. İnsanlarda. Şimdi benzer şeyleri ben yine görüyorum. İşte mailler geldi bu Tosuncuk yurt dışına kaçtığı zaman. Diyor ki televizyona çıkardıkları adamları görüyorum diyor. Onlar zaten yatırdıkları parayı geri aldılar diyor. Asıl biz mağdur olduk. Şimdi bu ilk aldıklarına parayı vermişler ya. Önemli bir kar payı falan diye. Kazanan da olmuş üstelik. Bırakın verdiği parayı almayı. Üste de kazanılmış. Bazıları da mağdur sıfatıyla ekrana çıkmış.
buna tepki gösteriyor insanlar. Onlar verdikleri parayı aldılar, asıl biz mağdur olduk diye. Şimdi burada dedim ya, projeden inşaat satmak gibi faizsiz ev sahibi sistemi mesela yeni tasfiye oluyor. İşte 3-5 tane kalıyor geride filan. Neden? Çünkü bunların büyük bir kısmı da belki hani bugünden yarına batmayacaktı, evet. Ama öbür gün batmayacağının garantisi de yok. Hı hı. Çünkü sermaye yeterlikleri yok, şirket yönetimleri doğru değil falan falan. Yani BDDK, banka, bu sistem ilaneye gitmez, her an patlayabilir denildiği için bir teşhis konulmuş. Ve ben şimdi iki şey, aslında önce bunu söyleyeyim de, şunu merak ediyorum. Evet, insanlar açgözlü varsa üçkağıtçı türüyor oradan zaten. Evet. Aa, diyor, bunlar açgözlü, hadi bakalım. Bir bakıyor piyasada ne gidiyor? İşte çok ortaklı şirketler gidiyor. Muhafazakar insanlar paralarını faize yatırmıyorlar, yer arıyorlar parayı. Biz ne diyoruz? Filan ülkelerde faizler düşük, bizde yüksek, gidecek yer arıyorlar. Aman bunları alalım diyoruz, değil mi? Evet. Onlar da bakıyorlar, muhafazakar insanlar faize para yatırmıyor. Tamam, bunları bir şekilde alalım. Nasıl alalım? Ne destekleniyor o sırada? İnşaat destekleniyor. Bakıyorsunuz markalar televizyonda koca koca reklamlarla yüksek yüksek binalar yapıyorlar. İnsanlardan para topluyor. Sonra bakıyorsunuz bir daire 20 kişiye satılmış. Tarım iyi gidiyor. Hayvancılık para kazanıyor. Doğru. Sütün fiyatı bulmuş falan falan. Hadi buraya yatırım yapıyoruz. İnsanlarda bir de böyle bir özlem de var. Evet. Bildikleri de bir şey nispeten. Hani kendisinin değilse anasının babasının, değilse nenesinin dedesinin bildiği bir işti bu. Dolayısıyla bir bağlantı da kuruyor. Ve ondan sonra masumla açgözlüğü ayırt edemeyeceği noktaya kadar gidiyor bu iş. Bir şeyi çok merak ediyorum hakikaten. Biz bir zamanlar vinç çok revaçtaydı. Vinç ortaklığı, kepçe ortaklığı, ama bunu da almıyordu yani. Ortaklığı, kepçeye biz sadece inşaat yapılırken böyle bakarız milletçe. Ama onun çok iyi bir hak edişi yani. Var, parası var. Şimdi hani o işte batan oldu mu onu merak ediyorum. Orada bir çiftlik bankçı falan, bir tosuncuk çıktı mı çıkmadı mı diye. O kadar fazla revaçtaydı ki bir ara. Şimdi hani bu inşaatta geri geldikten Bülent Ersoy sonra 75 tane kepçesi var falan diye çıkmış. Bakın bunun promosyonunu yaptık o ara Bülent Ersoy üzerinden filan da. Ama hadise kepçe biraz, alın 5 kazanın. Hadise biraz şöyle. Bu şirketler işte en son ev ortaklığı şirketleri. Ya bu hale gelip işte 350 bin kişi filan var mesela onların şeyinde, manteninde. Hadi bunların %10'u falan diyorlar sorumlu olur bilmem ne, ama 30-35 bin kişi az bir insan değil ki. 5 kişi bile olsa mağdur yani. Bu insanların bu pozisyona gelene kadar, bu üçkağıtçı bu yolu alana kadar devlet neredeydi diye ben çok merak ediyorum. Şimdi neden şunu merak ediyorum? BDDK bir inceleme yapıyor falan falan, işte bu 3 ay mı sürüyor, 6 ay mı sürüyor, 9 ay mı sürüyor. Ama ben biliyorum buralarda da bir tane var yakınlarımızda. Koca bir binayı giydirmişler. Şöyle yapıyoruz, böyle ediyoruz. Şunu çok merak ettim ya. Mehmet abiyi görmeye geldim falan diye kapıdan gitsem, Mehmet abi kim diyene kadar ben 3 katı gezerim. Hı. Yani bu muhabirlikten i̇çeride gelen bir küçük üçkağıtçılık. İçeride ne oluyor? Gerçekten o katlar dolu mu? İnsan çalışıyor mu falan diye mi? Şimdi bu hale gelene kadar, bu kadar para toplayana kadar bence geçmiş tecrübelerimizden dolayı bir tedbir alabilmeli idik. Çiftlik bank işi patladı güzel. Kripto patladı. O zaman da konuştuk burada. Neden bu şirketler buraya bu kadar büyüyebiliyor, bu kadar para toplayabiliyor? Hangi açıktan yararlanıyor? Çünkü Ata Hocam çok güzel bir şey söyledi. Adam kaç para zarar verdiyse onunla muamele görmesin burada. Doğrudan üçkağıtçılıktan ayrı bir muamele görmeli. Yani şirket olarak bir muamele, kuralları bozmaktan bir muamele görmeli, bir ceza görmeli. Ve orada cezanın boyutunu devletin takdiri. Bir iki bir ölçüye tabi. Yani işte şu kadar zarar verdi, 5 lira 15 lira ödeyecek. Tamam, adam der ki paran kadar konuş. Var 15 liram, veririm. Hadi verdim, çıkart beni dışarıya. Öyle değil. Sistemi bozdun. Sistem ne? 1,5 trilyonluk sistem. 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomi misal, ya da 1 trilyon dolarlık bir ekonomi. O sistemi bozmanın cezası öyle 300-500 milyon vermeyle kurtulmaz. Dolayısıyla o ceza kısmı önemli. Peki insanlara paralarını verirse kamu davası devam edecek. Tabii ki devam edecek ama adam 30 yaşında 40-45 yaşında bu işlere devam edebilir. Çünkü bu işte ticari yasaklandı. Seri cinayetten hüküm giymiş bir müebbet hapis almayacak yani. Çünkü bunun böyle bir cezası yok. Müebbet hapsinin cezası şeyi belli. Dolayısıyla
Onun yani ticareti yapma cezası. Yani ciklet alıp ya bir alışveriş yapmaktan başka, onu da nakit parayla, kredi kartıyla bile değil, alışveriş yapmaktan başka bir ticari faaliyette bulunamaması lazım bu adam. Gidip kendisi hayvan yetiştirirse ayrı. Ama bir başkasından süt karşılığı doğrudan verip alıp bir ticaret yapmadıkça para alamamalı bu adam. Ya da bu işi yapması için uzun süre, bir de ibreti alemdir aslında kanunun şeyi, mantığından bir tanesi. Uzun süre içeride kalması lazım. Bu hani çıkarsa kamuya zarar vermeyebilir. Bir daha üç kağıt da yapmayabilir. Ama başka üç kağıtçılara emsal olması gerekiyor. Şimdi onun, o hukukun işi, bizim işimiz değil. Biz şu anda içimizden geleni söylüyoruz ama bir devletin bu tür şeylerde filiz verdiğinde haberdar olacağı alarm noktalarına ihtiyacı var. Aynı FETÖ gibi. FETÖ orada ya öyle değildir, o şöyledir, aslında o öyle değil de böyledir, bir de şuradan bakmak lazım filan. Komplo teorisi kurma hop diyene kadar zaten orada Godzilla büyüyor. Şimdi burada da küçük küçük tosuncukların nerede büyüdüğünü görmek için devletin bir alarm sisteminin olması lazım. Bunun olmaması beni şaşırtıyor hala. Banker Castelli ya nüfusun %80'i artık tanımıyor, hatırlamıyor bile. Şimdi ama adamın namı hala yürüyor. Öbürünün Banker Bilo'nunki yürüyor. Üzerinde filmler çekildi. Sinemamız da uyuyor. Bunların üzerinde film çeken kimse yok daha yani. Şimdi bunları yaşamamanın, ben vatandaş olarak arsız üçkağıtçı bile çıkıp diyecek ki beni kandırmasına izin vermeseydi kardeşim bu devlet. Haksız mı? Halkın yarısı onu haklı bulur. Şimdi o yüzden hem masumu korumak, 3 kuruş getirisi var. Bunun 5 kuruşa çıkma şansı yok. Tamam, gelir sabit bilmem ne bilmem ne. Diyor ki ya ben bu gelirle bunu sağlamam mümkün değil. Evet. Ama şurada böyle bir fırsat varmış. Bu fırsatla benim ya ne ev araba alacak, ne şunu yapacak, hiçbir şey yapamayacak kadar bir tasarrufum var. Yani 25 bin liram var, hiçbir şey yapamam bununla. Ama onu da kaybetmek istemiyorum. Ama bunu 250 bin lira yaparsam taşradan bir yerden bir küçük ev sahibi olabilirim, bir otomobil sahibi olabilirim. Şimdi onun da bir 5 yılda bu paraya çıkması mümkün değil. Bir imkan bulunca acaba bana da bir fırsat düşer mi diyor. Ben bu adamı nispeten masum görüyorum. Ya masum zaten. Tamam. Yani işin fakat zoru hayır, burada yani nispeten diyorum, neden? Yani ne? Böyle yüksek getiriden yüksek getirinin peşinde koşmak çok masum bir davranış değil. Aşırı yüksekten bahsediyorum. Kriptodan bahsediyorum. Fahiş getirinin peşinde koşmak çok masum değil. Burada var, bizim gazetede çalıştığımız arkadaşlarımız da var. Kriptocular. Yani 3000-5000 kriptocuları. Şimdi diyor ki bir tanesi, ne oldu dedi, battın mı çıktın mı diyorum. Diyor ki yok abi, ben verdiğim parayı geri aldım. Sonra kazancımı bıraktım orada diyor. Kaybedersem de kazancımı bırakmış olacağım. Bak akıllıca, hiçbir problem yok bunda. Kârdan. Tamam. Zarar edin de diyor ki ya kaybettim ama zaten yani ya kazanırsın kaybedersin filan. Hani karşılığını biliyor fakat bütün varlığını yatıranlar için böyle değil. Orada bir çöküş var. Bir. İşte buna, boşu boşuna giden yolun taşları. Girmeyeceksiniz. Tabii, diye bu vatandaşın kabahati var tamam da tek başına onu değil. Bu yolun taşları döşenirken. İyi niyet taşları birinin, cehenneme gider. Tabii birinin orada hey hop bir dakika dur orada bir şey oluyor demesi lazım. Şimdi bence enflasyon rakamları geldi. Haziran enflasyon ve ben şu anda TÜİN hesabına giremiyorum. Büyük ihtimalle yoğunluktan. Ama Haziran ayında aylık bazda 1,94 artış, 17,53 oldu enflasyon. Yüksek beklentilerin kaldı, üzerinde, beklentilerin üzerinde. Merkez Bankası'nın bakacağım dediği enflasyonun ilk kalemi yüksek geldi. Ata Bey siz girebildiniz mi? Ali Bey özür dilerim. Ata Bey'e dönelim çünkü ekonomistler olarak bizim öyle tıkır tıkır çalışmamız gereken zamanlardayız. 1,90 girebildiniz mi? Ata Bey nasıl görüyoruz diyeceğim ama yavaş yavaş da bakmaya çalışıyoruz. Biz de canlı yayında burada sizinle beraber bakmaya çalışıyoruz. Sistem yavaş, evet yurt içi. Henüz bağlanamadım ben de. Ben yurt içi üretici fiyat endeksine geldim. Hemen izninizle bir hemen bakalım. Üretici enflasyonunun nasıl geldiği de önemli ama 1,94. bakalım. Şu anda üretici enflasyonu Ata Bey 42,89 oldu. Bir önceki 38,33'tü. Evet. Üretici enflasyonunda da %4'lük bir artış var.
kurun baskısı da tabii burada etkili ama yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. En çok artan ara malı, enerji maliyetleri artmış. Burada tamamen dövizin etkisini görüyoruz. Su temini %28,59'luk artış var. Bu da işte temiz suya erişim. 2020'nin Haziran ayında 6,17'ymiş. Şu anda 2021'in 6. ayında 42,89. Birazcık sert bir tablo var karşımızda. Ben 142,000 kaç artış hızı mı şu an? Evet, artış hızı. Şu yıllıktan bahsediyoruz. 2020'nin Haziran ayında, şimdi şöyle söyleyeyim. 2019'un hani Haziran ayında bir Ağustos ayında bir kur şoku yaşamıştık. 2018'de özellikle. O zaman bu seviyelere kadar çıkmıştı. Birazcık sert bir tablosu var. Bir bazı sene etkisi içerisinde. Var mı içerisinde? Bazı etkisi var mı geçen yılın bu ayında belki? Yılın bu ayında daha düşüktü. Düşükse. Evet, yani. Geçen yılın bu ayında açılmıştık zaten. Evet. Onunla da karşılaştırılabilir. %38, %42. Üretici fiyatları enflasyonundaki artış yaklaşık 3-4 aydır tedirgin ediciydi. Hatırlarsanız onu konuşuyorduk. Evet. Çok sık. Yani 31'lerle başlamıştık aslında buradaki alarm zilleri. %31'le başlamıştı. %31 yanlış hatırlamıyorsam 35'e, oradan da 38'e geldik. Evet. Şimdi 42. Tabii bunun tüfeğe yansımasının olacağını da biliyoruz. %17,5. Beklentilerin yaklaşık yarım puan ya da bir puan üzerinde. Burada 16,9'du beklenti. Evet. Yıl sonu enflasyon beklentilerini nasıl etkileyeceği muhtemelen biraz yukarı çekecek. Yıl sonu enflasyon beklentilerini. Bu da faiz kararı üzerine baskı yaratmaya başlayacak. Yani burada hala önceden belirttiğimiz ve uyarılarını yaptığımız kısır döngü ya da fasit daire dediğimiz durumun içindeyiz. Bunu kırmamız gerekiyor. Tabii bu nasıl kırılır? Önce bunun iyi tarafından, yani önlem tarafından yaklaşırsak daha sonra isterseniz konuşalım problemleri. Turizmin genişlemesi ve ihracattaki olumlu verinin bizim kur üzerinde yaratacağı olumlu baskı buradan gelecek olumsuz etkiyi dengeleyebilirse hala Merkez Bankası'nın öngördüğü patikada olduğumuz söylenebilir. Yani bu olumlu bir olabilirlik haberi, mümkünlük haberi diyelim. Ancak aksilik, yani olumsuz düşüneceğimiz nokta üfenin seyri ve üfenin, evet, seyri güçlü ve bu her durumda da tüketici fiyatlarına yansıyacak bilindiği için finansal piyasalar bunu bizim biraz önce benim zikrettiğim iyimser yaklaşımın daha üzerinde sert fiyatlayabilir. Bu ihtimal mevcut. Bunu yaptığı zaman da kurda beklenen o dengelemeyi zaten kendisi fiyatladığında bozmuş olacaktır. Bu da sonbaharda bir faiz indirimi beklememizin önüne geçecek en büyük etkenlerden, evet, birisi olacağını düşünüyorum açıkçası. Ancak bunun alt kırılımlarına ben henüz bakamadım, bağlanamadım çünkü Beslan, bilmiyorum. Ben bağlanabildim, hemen söyleyeyim. 415 tane ürün var sepette, 54'ünde düşüş var, 306'sında artış var. En yüksek fiyat artış, en yüksek artış şöyle söyleyeyim, ulaştırmadan geliyor yıllıkta. Aylıkta ev eşyasından geliyor. Ev eşyası, eğlence, kültür, lokanta, oteller, ulaştırma, yani daha çok dövizin etkili oldukları. Ulaştırma, şimdi enerji maliyetlerinde artışlar gelmeye başlayacak. Çünkü hem Brent tipi petrol arttı, hem dolar yüksek seyrediyor, döviz yüksek seyrediyor. Ama şu anda sizin de dediğiniz gibi sonbaharda, yani Eylül-Ekim'de bir faiz indirimi aralığa kalmış gibi gözüküyor. Merkez Bankası da herhalde bunu oldukça inceleyecektir. Memur emekliye de %5,45 enflasyon farkı ödenecek. Haziran ayı enflasyon rakamlarında. Şimdi bir aylık en yüksek artış gösteren ürünlere bakarsak o birazcık daha bizi net bir şekilde gösterir. İzleyicilerimizden de izin istiyoruz. Çünkü gerçekten çok yoğun, herkes şu anda ona bakıyor. Biz de onlarla beraber bakıyoruz. Bakalım.
Ben şöyle bir yorum ekleyebilirim söylediklerinize hemen istinaden. 54'e 306 burada enflasyonun yani fiyat artışının yansıdığı kalem sayısındaki yaygınlığı göstermekte. Bu açıdan gelecek aylardaki enflasyonun artışına dair bir ipucu olabilir. Bunun daraltılabilmesi, bunun daraltılabilecek önlemlerin alınmasını ben enflasyonla mücadele strateji içinde görüyorum. Yani 306 üründeki artışın mümkün olduğu kadar daha dar bir çerçeveye çekilmesi burada çok önemli. Bunun yaygın olması kalıcılı olduğunu aynı zamanda bize gösteriyor. Çünkü yayıldıkça başka sektörlere sirayet etmesi çok mümkün. Ekonomimiz açıldıkça ve ekonomik aktivite arttıkça, talep de yükseldikçe fiyatlama davranışlarını biliyorsunuz. Beklenenin dışında bozulmalar da meydana geliyor. O yüzden bu sektörel bazlı ürün çeşitler, yani neden bu kadar çeşitli, bu kadar sayıda üründe bu artış gözleniyor, düşürmemiz ilk etapta bunu azaltmamız gerekiyor. Yaygınlığı ortadan kaldırılırsa Merkez Bankamızın yapacağı sözlü yönlendirmenin gücü de artacaktır. Yani biz enflasyonda düşüş bekliyoruz çünkü enflasyon yaygın değil önermesini argüman olarak sunabilir. Ancak şimdi enflasyonda düşüş bekliyoruz neden sorusunun cevabı olarak bunu kullanamayacak gibi gözüküyor. Bunun önemli bir strateji ayağı olacağını düşünüyorum. Değerlendirilmesini açıkçası öneririm. Hem sözlü yönlendirmede hem iletişimde hem de ekonomik tarafta. Onun dışında tabii ki turizm bacağının açılmasıyla sizin de vurguladığınız gibi gelecek aylar içinde daha enteresan bir fiyatlama davranışı da görülebilir. İhracatın artışının burada fiyatlar artışı üzerine kısmi bir etkisi olduğunu da söyleyebiliriz. Kurun artışının yansımaları, çünkü kuru artışının geçişkenliğini bizim sürekli ölçmemiz gerekiyor. Oradaki ölçümlerimiz de geçmişe dair bir fotoğraf ortaya çıkardığı için öngörü yapabilmemizde %100 bir isabet sağlamamıza engel oluyorlar. Burada toplam değerlendirme, bu kadarlık bilgiyle toplam değerlendirme yaptığımızda yaz aylarında beklenen düşüş sanırım Merkez Bankamızın Nisan ayı raporunda öngördüğü düşüş henüz tam gerçekleşmedi ve ekonomik aktivite artış hızı bunun üfe üzerinden de biraz daha süreceğini göstermekte. Evet, bugünden itibaren bence 5'inden, bu şu anda 5 Temmuz'dayız. Bugünden itibaren Türkiye'nin çok daha farklı bir sürece girdiğini söylemek mümkün. Merkez Bankası'na daha çok iş düşüyor ve pandemiden bu da şöyle bir şey. Aşılama olsun, normale dönelim, üretim kısmı gelsin ama en az 6 aylık bir sekme var. Dönülemeyecek bir şey değil bir de Türkiye. Şeyi biliyorduk biz, hani burada konuşuyorduk şimdi piyasalar açılınca. Maliyetler de artık rakamlara yansıyacak, yani bu kaçınılmaz. Devletin ki de öyle oldu. Tabii tabii yani, zaten. Enerjide, ulaştırmada bilmem ne, şimdi dün söylüyorlardı otobüsler bayram yoğunluğu var. Tabii canım. Otobüsler çok güzel ama otobüsler iki koltuğu, bir koltuğu boş bıraktıklarında bir koltuk fiyatı belirlediler. Bir koltuk boş bırakıldığı tabii canım, için artacağını koltuk biliyorum. Fiyatı artmıştı. Şimdi koltuk, ikinci koltuk da doldu. O koltuk da doldu ama fiyat değişmedi. Düşmedi yani aşağıya. Şimdi biz bunu bekliyorduk. Bunlar artacak. 1,5 yılın birikimi var. Bunlar artacak. Bu artışın yönetilmesi lazım. Hatta nasıl yönetilir diye de konuşuyorduk. Burada mesela yükün büyüğü yine devletin üstünde. Neden? Çünkü evet, yıl sonuna kadar belki biraz daha o yükü maaş zamlarını, memur maaşlarını filan, işçi maaşlarını biraz daha bekletecek ama emeklileri bekletemiyor şimdi. Doğru. Yani Temmuz itibariyle emeklilere, zannediyorum işçi emeklilerine %8,5 civarında. 8,5. Memur emeklilerine de ya belki alt yazıda geçiyordur, göremiyorum. Bunlara zam yapmak durumunda. Çünkü hükümetin temel kuralı hiç bozmadığı, yani Allah'a şükür uzun zamandır bozulmayan bir kural bu. İşte çalışanı enflasyona ezdirmemek. Ezdirmediğinizde bunun parası birinin cebinden çıkıyor. Son telde dönüyor, dönüyor, dönüyor. Genel verici olarak sıfır grubu devlet. Ve bunu vermek zorunda. Aynı şekilde bu sanayiye, şuraya buraya yine fiyata yansıyor. Bu kısır döngüye girmeden bu dönem bunu atlatmamız lazım. Bu bizim için ayrı bir sınav aslında, pandemi gibi. Evet. Bu süreçten de ekonomik olarak etkilenmeden, daha sonra çıkabilecek ağır hasarlar meydana gelmeden çıkmamız lazım. Eğer bunu becerebilirsek gerçekten biz hani güçlü Türkiye ifadesini çok daha özgüvenli kullanabileceğiz. Şu anda çünkü en kritik yerimiz ekonomi. Bütün dünyada da hani daha önce bir rahatlık vardı mesela, bazen söylüyorlar 2003, 2005, 2007 o ne güzeldi de tırnak içinde para yağıyordu yani.
Doğru. Şimdi para yağıyordu. Şimdi ondan sonra işte paranın şimdi para yağmıyor. Parayı aslanın ağzından, adı midesinden, bağırsağından çıkartman gerekiyor artık. E bir de kendi insanının ihtiyacı da dünkü ihtiyaç değil. Dün azıcık açım, işte kaygısız başım. Şimdi öyle değil. Böyle, ve bunda da insanlar haklılar. Hani ne yapıyor? Öyle geçirmiş işte, eskiden ne yapıyordunuz filan. Öyle olmuyor işler yani. Biz zamanında filan diye başlayan cümleler en fazla yani 4 kelimelik cümle olmalı. 5. kelime de çocuklar etrafından uzaklaşıyor. Doğru. Onun için yeni ihtiyaçlar, Cumhurbaşkanı'nın bir sözü vardı. Tam bu anlama gelen, yeni ihtiyaçlara cevap vermemiz lazım. Eskisi gibi şunu yaptık, bunu ettik, hadi bunlarla yetinin filan diyemeyiz diyordu. O yüzden ben demin hani devletin bir mekanizma kurması lazım. Üçkağıtçıyı, beşkağıtçıyı, yolsuzu, arsızı, FETÖ'cüyü, başka bilmem neciyi oluşurken, o yolların taşları döşenirken fark etmeli. Şimdi burada da ekonomi mekanizmasında da işte nereye gidiyor? Ben de sizlerle beraber öğreniyorum. Başından beri enflasyon birikiyor, enflasyon birikiyor. Eyvah, Amerika'da enflasyon istiyor. Hadi bakalım. Dolayısıyla şimdi sen kendini kurtarsan oraya çarpılacaksın. Bu da belli. Hı hı. E o zaman ne yapacaksın? Üçüncü bir yol bulman lazım. Bunların hepsini konuşuyoruz yani. Bu şu anda gelecek olanı biz biliyorduk mesela. Hiç şaşırtmıyor bizi bu. Muhtemelen devletin ilgili birimlerini de şaşırtmıyor. O yüzden orada da ne tedbir alındığına dair bizim bir güvene ihtiyacımız var. Şimdi bu rakamların arkasından muhtemelen açıklamalar gelecek. Tabii tabii, gelmesi lazım. Hazine Maliye Bakanlığı'ndan, ne bileyim işte şeyden. Merkez belki Bankası Merkez çıkar. Bankası'ndan. Hani bu eğilimler, ben çok merak ederdim. FED toplantısının işte neydi, notları yayınlandı filan. Evet evet. Tüm notları ne ya, kararlar çıktı, not ne yani? Ben i̇şte bunu bilmiyordum. İletişim mi? İşte bu. Yani biz bu kararları verirken neler konuştuk? Daha geniş çerçeve, kim ne düşünüyor anlayabileceğiniz şey. Bunların bizde de biraz daha açık, şeffaf olması, biraz daha ayrıntılı olması gerekiyor demek ki. Bu beklenti bence son derece önemli. Güven. Şu anda evet, şu anda Ali Bey, güven verebilmek için şimdi iş geldi, döndü, dolaştı, size geldi. Yüksek bir enflasyon rakamı geldi. Şimdi açıklamalar kesin gelecek. Zaten ya çıkılmazsa burada insanlar şey olur, çıkıp demeleri gerekir ki biz buradayız. Bana göre 5 Temmuz 2021 milat olmalı. Çünkü enflasyon öncesi ve sonrası artık olmak zorunda. Ülkeler çok daha sert bir şekilde çıkıyorlar. Türkiye'nin burada inanılmaz bir iletişim ayağının hareketlenmesi gerekiyor. Vatandaş olarak Ali Bey ne sakinleştirebilir? Çünkü kesinlikle tedirgin olmuşlardır. Artacak demek ayrı, artışla burun buruna kalmak ayrı. Biz şu anda burun burunayız. Karşılaştık şu anda. Hayat pahalılığı tabii ki bunun hemen halk dilindeki karşılığıdır. Yani enflasyon şu kadar oldu, buradan şu kadar çıktı, bu işte ekonomik bir takım kavramlar kullanarak yapılan konuşmalar ne olursa olsun, hayat pahalı denen şeyi insanlar eğer hissediyorlarsa, fileler çok daha pahalıya doluyorsa ve de alacaklar borç dengesinde bir evin geliriyle gideri arasında negatif bir farklılık oluşmaya başlıyorsa, bunun çok ciddi faturaları, bedelleri olabiliyor. Şimdi ilginç bir başka durum var tabii. Şimdi buna muhalefet zil takıp oynuyordur şimdi. Bu tam onlara şey oldu. Muz orta dedikleri futbolda geldi önlerine. Bundan muhalefete getirilen çok ciddi bir eleştiri var. Deniyor ki pandemiden dolayı oluşmuş olan dünyadaki ekonomik sorunlar bir sürü hükümeti götürdü. Fakat sizin burada sağdan sağ %25, soldan sağ %25 işte değişmiyor sizin halk nezdindeki şeyiniz ve de iktidarın oylarında drastik ve ciddi böyle dramatik düşüşler söz konusu değil diye eleştiri getiriyorlar. Yani böyle de bir gerilmiş durum var muhalefette. Her şeye itiraz eden zaten. Her şeyde ona da karşı, buna da karşı. Fakat muhalefetin en ciddi elindeki koz hayat pahalılığı.
Yani insanların geçim sıkıntısı içinde olmaları, enflasyon da bunu şimdi verdiğiniz körüklüyor. Verdiğiniz rakamların içinde gıda enflasyonunu ben tam olarak şey yapamadım. Ulaştırma birini satabilirim. 19,99 %20. Normalde gıda ya. Daha taşlaşmıştır, enflasyonu arttırır. Şimdi başka ürünler, yani ulaştırma ve ev eşyaları almış. Burada ya, bana dokunan kısmını. Yurt içi turlar %51,6 artmış. Elektrikli süpürge 14,72. Çünkü hani ithal olduğu için. Makyaj malzemeleri 14,60. Margarin, bebek arabası 9,83. Ben Biricik'e söyleyeceğim, arabasını iyi kullansın. %11 artış. Çünkü genelde bebek arabaları dışarıdan. Beste Hanım, %20 gıdada çok ciddi bir artış aslında. Neden? Evet. Hocam, Ata Hocam tabii ki bizden daha iyi bilir. Bence Mustafa kardeşim de benden iyi bilir. Yaz ayları ümit ayıdır. Yani enflasyonun, gıda enflasyonunun düşmesi gerekir yaz aylarında. Seradan tarlaya geçildiği için, evet. Evet, bravo, bravo. Burada bloklayıcı üretici enflasyonu, onun yüksek olması. İşte bu tür terminolojik iletişim bir işe yaramaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Burada güven oluşturacak, Mustafa kardeşim çok doğru olarak altını çizdi. Güven oluşturacak bir iletişim sergilemek lazım. Bu da ancak güveni sağlayacak olan kalkül edilebilir, inanılabilir vaatle olabilir. Yani bunun çözümü şu, 3 ay sonra böyle, 1 ay sonra şöyle diye olabilir. Burada hakikaten heyecanla bekliyorum ben de. Hakikaten hükümetin bu konuda iletişim boyutunu ele almasının hakikaten çok büyük önemi var. Çünkü o güveni sağlarsak, sağlanırsa o güven, o zaman bu şeyi atlatmak mümkün yani. Denebilir ki ya tamam bu geçici bir şey. Hakikaten bu gıda enflasyonuyla ilgili mesela bu %20'nin nasıl aşağı çekileceğiyle ilgili bir takım geçmişte vardı bir takım şeyler. Yani bu zinciri şeyden üreticiden tüketiciye olan zinciri hakikaten düzeltmek üzere bir takım projeler vardı. Belki öyle bir şeye gidilebilir. Ya çok enteresan bir şey duydum. İsmi vermeyeyim şeyini de. Bir sektörü 60 lira tarlada 250 lira şeyde pazarda, manavda, tezgahta, pazarda. Yani olacak iş değil yani. Bu nedenle söyleyeyim hadi ne olduğunu, ıhlamur. Bildiğiniz ıhlamur. Hepimizin, benim çocukluğumda herkesin bahçesinde vardı. Biz ıhlamura para vermezdik. Kendimiz toplar, kurutur, içerdik. Fakat ıhlamur 60 liraya toplanıyormuş. Alıyor ilk müstahsilden. Sonra 250 liraya satılıyormuş kilosu. Şimdi bu akıllara durgunluk verecek bir şey. Yani burada alınacak önlemler ve güven unsurunun oluşturulması yolunda bir iletişim ve somut tekliflerle ve somut göstergelerle olması lazım. Çünkü bu direkt ilgilendiren alan, hadi öteki taraflardan bir miktar tasarruf edilebilir yani. Yok seyahatten, yok şeyden, işte ulaştırma konusunda veyahut da diğer alanlarda. Elektrik süpürgesinden bile diyelim ki tasarruf edilebilir ama gıdadan tasarrufu düşünmek bile zor yani. O yüzden temel meselelerden bir tanesi o. Naçizane görüşüm. Ben bir iki... Buyurun Ata Bey. Pardon, özür dilerim. Bir iki öneri yapabilir miyim acaba müsaadenizle? Ali Bey bitti mi? Özür diliyorum, sözünüzü kestim ama. Rica ederim, buyurun hocam. Rica ederim. Bitmese de buyurun. Sağ olun. Birincisi buradaki en büyük sıçrama yapan kalemlere baktığımız zaman şunun da ipucunu vermekte açıkçası. Haziran ayında, geçen sene Haziran ayına göre değerlendirdiğimizde talepteki yoğun artışın yansıması da var. Bu da bize önümüzdeki günlerde üretici firmaların üretim zincirinde daha çok hareketlenme olacağını ve bunu gözleyen üretim firmalarının üretimi yoğunlaştıracağı anlamına da gelmekte. Yani bu talebin karşılanması söz konusu olacak. Karşılanması da girişilmesi söz konusu olacak. Bu da üretim değerlerimize de yansıyacağını ben düşünüyorum aynı zamanda. Onu da bir kenara not etmemiz lazım. Yani ekonomik aktivitenin hızlanmasının da bir göstergesi. Tabii alım gücü tarafını biraz önce değerlendirdik. Üretim tarafından bakıldığında üretimin yükselmesine sebep olacağı zaten
üfedeki sinyal de onu doğrulamakta. Bu umarım ihracat kanallarımızdan da çok daha fazla hareketlenmeye sebep olabilir diye buradaki artışı üretim tarafından da yorumlamayı uygun buldum. Bir de bunun ekonomik kurumlarımız tarafından sözlü iletişimle nasıl yönlendirileceği konusuna gelince önerim şu olacaktı. Nisan ayı enflasyon raporunda Merkez Bankamızın baz alınan bazı küresel fiyatlamalar söz konusu idi. Tabii ki her raporda ve her planda bunlar söz konusudur. Yani siz belirli varsayımlar yaparsınız. Dersiniz ki uluslararası fiyatlar şu şu seviyede olursa biz de şu şu seviyede işler yapacağız gibi bir tablo ortaya çıkar. Orada ben dikkati enerji fiyatlarına çekmek istiyorum. 64 dolarda yanlış hatırlamıyorsam petrol üzerine yapılan varsayım Nisan ayında yılın geri kalanına dair, yıl sonuna dair 64 dolarda olacağı varsayılmıştı. Bunun güncellenmesi gerektiğini daha önce birkaç kere değerlendirmiştik. Çünkü uluslararası ekonomik aktivitenin açılma hızı burada petrol fiyatlarında ve diğer enerji fiyatlarında daha hızlı bir artışı getireceği aslında sinyallerini vermekteydi. Dolayısıyla böyle baktığımızda bu varsayımları yaptığımız zaman ekonomi politikasından genel politikaya yani ülke yönetimine geçen kanalda da bunlar baz alınmakta ve zamlar ona göre değerlendirilmekte. Dolayısıyla enerji fiyatlarındaki bu Nisan ayı raporuna giren ve diğer fiyatlamaların, küresel fiyatlamaların gözden geçirilmesi ve sözlü iletişimin ben bu baz alınarak yapılması gereklerini düşünmekteyim ki öneri olarak bunun vatandaşlarımız nezdinde çok daha aydınlatıcı bulunacağını değerlendiriyorum açıkçası. Evet, kesinlikle önemli bir gün. Bütün rakamların detaylarına baktık. Ben de yeni girebildim Ata Bey. İlk başta dosyalar boş çıkıyordu. Çünkü insanlar detayları görmek için oldukça yoğun bir şekilde TÜİ'ye girmişlerdir. Şimdi burada biraz fazla harcadığımızı gösteren geçtiğimiz Perşembe günü kart düzenlemeleri de geldi taksitlerle ilgili. Orada da belli verilerin artık hani biz evet harcamak istiyor dediniz ya, hani bir tatile gitmek istiyor, bir şeyler almak istiyor ama orada da biraz fazla açıldığımızı gördük. Orada özellikle düğün mevsimi geldiğinde altın taksitlemesinin 6'dan 3'e indirilmesi, işte mobilyanın 12'den 9'a indirilmesi. Bunlar tabii enflasyonun önüne set çekebilir. Çünkü ne kadar çok harcarsanız o kadar çok enflasyonu da yanında getiriyorsunuz. Ama tabii benim söylediğini anladım. Hani üretimin de artmasını getirecek olan şeyler yavaş yavaş orada da bir rahatlamayı getirecek gibi görünüyor. Ama 5 ile 6 ay gibi tabii, uzun süreli bir şey. Yani hemen şimdi üretim artar biter bu işte merak etmeyin falan gibi cümle asla kurulamaz. Yani öyle değil. Ama mesela bu piyasa anlamında düşünüldüğünde tabii bu yeni bir dönem getiriyor bize. Bugün gazetede vardı, akşamda bir röportajımız vardı. Ki Süleyman Orakçıoğlu ile Orka Holding'in patronuyla. Pazar günleri bizim patron katı röportaj günü. O sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da böyle büyük büyük bir patlama olduğunu, bir talep olduğunu söylüyor. Büyük markaların, pahalı markaların boşalttığı AVM'lerde artık kendilerine yönelik bir talep söz konusu olduğunu söylüyor. Bunlar bizim Türk markalarının dünyaya yayılması açısından çok büyük bir fırsat. Ve üretimin artması bakımından da çok büyük bir fırsat. Üretim artışı haliyle bir normalleşmeyi de getirecektir. Orada da fiyatlar normalleşecektir ama bizim şunu izah etmemiz lazım. Yönetmemiz gereken bir mali süreç var. Hem dünya için bunun petrol fiyatı ayağı var. Amerikan hazine bonusu faizi ayağı var. Amerika'daki tarım dışı istihdam ayağı var mesela. Hani bu ifadeyi bir defada kullanamazdım ben 2 yıl öncesine kadar. Ama artık bir defada kullanabileceğimiz kadar yerli bir şeyden bahsediyormuş gibi bahsediyoruz bundan. Bütün bunlar var ama vatandaşın anladığı şeyin şu olduğunu yıllar önce bir seçim gezisinde gördüm. Pardon. Muhalefet partisinin bir seçim kampanyasını takip ediyordum. Şu her sorusuna cevap verdim. İzahını söyledim işte. Şu geçinemiyor şu ama şu kadar böyleydi, bu böyleydi, bu böyleydi. Adam en son dedi ki, evet haklısınız, aslında düne göre daha kötü durumda değilim. Birçok maliyetim üstümden kalktı falan ama her şeye rağmen. Evet. Ay 25'inde elimi cebime soktuğum zaman
eğer elim boş geliyorsa o bir sorundur. İstediğiniz kadar benim durumumu düzeltmiş olun. Ay 25'inde elimi cebime attığımda ne bulacağımla alakalıdır her şey. Benim algım oradan. Haklısın dedim, konuyu kapattık. Şimdi bunun vatandaşın anlayacağı şekilde ve sizin yaptıklarınız ve yapacaklarınızı da anlatmanız lazım. Bu ne için lazım? Siyasal iktidar yeni bir seçim kazansın diye değil. Hı hı. Kamu huzuru, vatandaşın huzuru ve bir defa sadece iktidarına değil, aynı zamanda devletine olan güveni bir beka meselesidir. İktidarlar, hükümetler gelip gidebilirler ama vatandaşın devlete ve kurumlarına olan güvenini, vatandaşın devlet beni düşünüyor'a olan güvenini koruması lazım. O bakımdan da ben bunu çok önemsiyorum. Sonuçta yani hakikaten eğer iktidar der ki ben vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğim. Çok güzel, şu kadar enflasyon, bu kadar zam. İyi de bu bir döngüye girdiğinde bir yönetim vatandaş der ki enflasyon arttı, ne güzel zam alacağım. Alacağım da ben bunu ödemeye başladım bile zaten. O zam benden çıkıyor zaten, bana bir kar olarak gelmeyecek yani. Bunun da farkında vatandaş. O yüzden enflasyon olsun ben de zam alayım falan demiyor. Enflasyon da olmasın ben de zam almayayım. Evet, çünkü alım yani, gücün düşüyor. Rutin tabii, bir gelirim artsın evet ama enflasyona bağlı olarak zam almayı kimse ila nihai istemez. O yüzden de o güven verici açıklamanın olması lazım. Şunu da unutmayalım. Ülkenin siyasetinde de artık hükümete yönelik güvensizlik yaratma çabası devlete yönelik güvensizlik yaratma çabasına kadar döndü. Yani o kadar çok itibar yıpratma operasyonu yapılıyor ki buna da aslında ben hani Ali abinin söylediği muhalefetin tamam her şey çok güzel, muhalefet nasıl bir muhalefetsin sen ya, bütün millet dünyada iktidarlar deviriyor, bu süreçten yararlanıyor muhalefet, siz iktidarı deviremiyorsunuz, bırakın oy oranınızı bile arttıramıyorsunuz. Doğru. İşte bu yüzden artmıyor. O zaman Ali Bey'den son bir cümle alayım çünkü sonra o gidecek, onu uğurlayacağım, son bir cümlenizi alayım sonra sizi uğurlayayım. Efendim, Mustafa kardeşim gayet açık ifade etti. Burada mucizevi bir durum söz konusu Türkiye'de. İktidara beklenen düzeyde, muhalefetin beklediği düzeyde yıpranmaması çok önemli bir liderlik meselesi. İktidardaki liderliğin çok güçlü olmasından kaynaklanıyor bence bir ölçüde. O güven hala sarsılmıyorsa bunun nedeni biraz da o. Burada ama çünkü işte demin Mustafa kardeşim yine ifade ettiği gibi bu enflasyona ezdirmeyeceğiz milleti, tamam bu çok önemli bir söz. Fakat bunun gene de satın alma davranışları üzerinde ve satın alma süreçleri üzerindeki yansımaları hala gıda enflasyonu nedeniyle özellikle ben açıkça vurguluyorum. Her ne kadar şunlarla ifade etmeye çalışsanız da yani işte sanayiye göre endeksi artıyor, efendim ihracatta rekor üstüne rekor kırılıyor, efendim inanılmaz büyük yatırımlar yapılıyor, mucizevi projeler hayata geçiriliyor. Evet ama gene de Ayşe teyzenin filesi gene de dolmuyorsa bunu direkt hissediyor yani günlük hayatın içinde insan. Bunun bir şekilde zecri tedbirlerle düzeltilmesi gerekiyor. Bunu da ben nasıl görüyorsam, ben iktidardaki arkadaşlarım da bunu göreceğine ve bunun için gerekli önlemleri alacaklarına ve bunun da iletişimle gerektiği doğrultuda yapacaklarına inanıyorum. Çünkü başka bir çıkış yok. Çünkü bu halk üzerindeki enflasyon baskısını, gıda enflasyonu, hep sürekli altını çizmeye çalışıyorum. Öteki tarafların hepsi otomobil alamazsınız, efendim şey yapamazsınız, hadi tatile bile gitmeseniz bile olabilir. Ama yani beslenmeyle ilgili süreçlerin etkisinin mutlaka bir şekilde hallolması gerekiyor Beste Hanımcığım. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Haftaya da görüşeceğiz için. İnşallah. İnşallah Ata Hocama, Mustafa kardeşime sevgi saygı. Hoşçakalın. Saygı bizden, sağ olun hocam.
Analiz Sentezi, Doçent Doktor Atoyskaya ve Mustafa Kartoğlu ile devam ediyoruz. Şimdi birazcık dışarıya çıkalım. İçerideki başlıklar malum, önümüzde konuştuk hepsini. Dışarıda Amerika'nın borsası 1997'den bu yana 7 gündür üst üste rekorla kapatıyor. Burada tabii genel olarak işte altının hareketlenmesi, borsa rekor kaydedince altını da yanında biraz sürüklüyor onsu. Ons şu anda 1791'de. İşi Türkçeleştirirsek Amerika'da işler çok iyi gidiyor. Tarım dışı istihdam cuma günü geldi. 720 bin bekleniyordu. 850 bin geldi. Büyük ihtimalle enflasyonları da yüksek gelecek. Bence süpürgeler fişe takıldı Atabey. Bunlar paralarını geri isterler. Ne diyorsunuz? Evet. Biraz önce konuştuğumuz konuyla doğrudan ilgisi var tabii. Küresel ekonomi dediğimizde başka bir yere baktığımız düşünülmesin. Ne açıdan ilgisi var? Dolar kuruna yansıması bunun anında olacak. Şöyle ki piyasalar, finansal piyasalar tarım dışı istihdam verisine baktıkları zaman Amerikan ekonomisinin ne ölçüde geliştiğini gözlemliyorlar. Ancak bu geçtiğimiz dönem için geçerli bir veri. Yani buna bakarak geçtiğimiz dönemin ne kadar sağlıklı geçtiğini görüyor. Halbuki finansal piyasalara lazım olan veri bir öngörü veya tahminin sonucu olan bu piyasanın önümüzdeki günlerde nasıl şekil alacağı ve bunun talebe nasıl yansıyacağı. Dolayısıyla bunu açıklayacak olan da aslında tek bir veri var. O da ücretlere bunun nasıl yansıdığı. Yani belirli sayıda adam almışsınız, daha fazla adam çalıştırmaya başlamışsınız. Çok güzel. Peki ücretleriniz ne olmuş? Ücretlerinizde bir artış olmuş mu? Tabii. Şimdi geçen hafta gördüğümüz durum tarım dışı istihdam verisinin beklenenin üzerine gelmesi ancak bunun borsalarda artışa sebebiyet vermesinin bir çelişki gibi durmasıydı. Halbuki bu çelişkiyi açıklayan şey saatlik ücretleri beklenildiği kadar yükselmemiş henüz. Dolayısıyla önümüzdeki günlere finansal piyasalar baktığı zaman bir süre daha marj olduğunu düşünüyor Fed'in varlık alımlarına müdahalesine gelene kadar. İşte o süreyi değerlendirmek için borsalarda gördüğümüz ralliyi yaşıyoruz ve bu süre içinde devam edecek. Ne kadar süreceğine gelince eğer saatlik ücretlerdeki artış, yani hem daha fazla insan çalıştırıyoruz hem de bunlara daha fazla ücret veriyoruz kesinleştiği zaman finansal piyasalar bu veriyi arkadan okuduğu için biz muhtemelen kur piyasasında beklediğimiz dalgalanmayı o zaman göreceğiz ve bu dalgalanmada umarım beklediğimizden sert olmaz. Yani sözün özü şuna getirecek bizi bu durum. Bir süre daha kur seviyelerinde yüksek volatilite göremeyebiliriz ancak bu kur seviyelerinin bunun altına ineceği anlamına gelmiyor. Eğer finansal piyasalar saatlik ücretlerin arttığını anlarsa bir şekilde bir yerden sinyali gelirse bu sinyali Fed kendisi de verebilir alıştırmak için. Hazine Bakanlığı da verebilir. Finansal piyasanın kendisini anlayıp dedikoduyla bunu büyütmesine mahal vermeyebilir. Dolayısıyla o an, o veri oluştuğu an finansal piyasalarda borsalardaki bu hareketi gözlediğimiz yükseliş sürecini daha düzleşmiş veya geriye çekmiş olacaktır. Neden bunu önemsiyoruz? Çünkü küresel piyasaların tamamına yayılmış durumda şu an bu düşünce. Biz bu süreyi, yani uzatmaları iyi oynayalım ve borsalarda bu şekilde diğer varlıklarla beraber değerlensin. Ancak düdüğü Fed çalacak ve buna çok az zaman kaldı. Çünkü saatlik ücretlerin artması doğrudan, yani buna vatandaşlarımız şunu sorabilir, saatlik ücretlerin artması neyi tam olarak gösterecek ki dediğinde de cevabı şudur: üretimin gerçekten kalıcı olarak katma değerinin yükseldiğinin göstergesi olduğu için saatlik ücretler arttığı zaman üretimde evet tamamen ayaklarımız üzerinde duruyoruz, çok iyi bir artış sağladığın kesin yargısına, yani yakın bilgiye ulaşmış olacakları için bu veri çok önemli. Buna da aslında yaklaştılar. Onu da belirtmek lazım. Yani beklenti dolmadı ama beklentideki satma falan yaklaşık olarak. Sadece burada finansal piyasalar kendi uzatmalarını oynuyor. Öyle söyleyelim. Yani uzatmayı hakem vermedi Beste Hanım. Uzatmayı finansal piyasalar kendisi süresini belirleyip şu an onu oynamaya karar verdi. Normal, çünkü onların yapısı böyle. Bir süre daha burada borsalarda ve diğer yatırım araçlarında yükseliş göreceğiz. Evet. Ancak daha sonraki düşüşe de hazır olmak gerekiyor. Ve bu kura yansıyacak
ve yine yaz aylarında bizim biraz önce konuştuğumuz gıda enflasyonu üzerine, emtialar üzerine küresel talepten dolayı maalesef yansımasını olumsuz şekilde göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, sizi Rize'deyken çok özlediğime karar verdim. Neden? Teşekkür ederim. Burada bir şarkı mırıldanıyorsunuz. Atabey konuşuyor. Ben buradan şarkıyı duyuyorum. Size o zaman son 5 dakikada sizi güzel heyecanlandıracak bir soru. Millet İttifakı'nda bir Erbakan krizi yaşanıyormuş. Kanal İstanbul'a Lütfü Türkkan demiş ki boş tarlaya temel atmak gibi. Ve Erbakan'ı itibarsızlaştırdığı nedeniyle Lütfü Türkkan'ı hedef almışlar. Şimdi Erbakan merhum zamanda bir motor fabrikası kurdu ve boş tarlaya temel atmadı. Bir iktidar oldu. Sonra iktidar olduğunda da bırakın boş tarlaya temel atmak, Türkiye'nin hala sürdürmekte olduğu D8 gibi uluslararası organizasyon kurulmasına önayak oldu. Ve bir şey de yaptırılmadı, yani üstüne darbe geldi. Şimdi burada boş tarlaya temel atan aslında Adalet Partisi iktidarları ağırlıkla. Ağırlıkla. Lütfü Türkkan Adalet Partisi iktidarına laf edemiyor, Demirel'e laf edemiyor. Çünkü İYİ Parti'nin ana eksenini eski Doğru Yol Partililer oluşturuyor. Aslında kendi mirasına küfrediyor Lütfü Türkkan. Evet. O yüzden konuyu getiriyor, Erbakan'a çeviriyor. Neden? Erbakan öyle ya da böyle AK Parti'nin genetik kodlarında var. Refah Partisi, Milli Selamet Partisi geleneği. O yüzden topu bir şekilde evirip çevirip eski dönem, ama AK Parti sanki 1970'lerde de iktidardaymış gibi, evet, o tarafa çeviriyor. Hayır, Demirel tarlaya, boş tarlaya temel attı. Demirel geleneği bugün İYİ Parti'de temsil ediliyor. Lütfü Türkkan temsil ediyor aynı geleneği. O yüzden bu bir gaf falan değil, evet, bir büyük uyanıklık, bir büyük üçkağıtçılık, hedefi saptırma üçkağıtçılığı. Millet de bunu yemedi ve o tepkiyi göstermekte de son derece haklı. Evet. İnsanların aslında tabii o geleneği, o dönemi bilenlerin pekala ayırt edebileceği bir şey bu. Yani İYİ Parti, Sağ Parti, aman acaba AK Parti'ye alternatif olabilir mi diye düşünen AK Parti seçmenine de çok nerede durduklarına dair doğru bir mesaj vermiş oldu. Bunları bu şekilde kullanan bir siyasi iktidarın yarın neyi nasıl siyasal yapının yarın nerede neyi nasıl kullanacağından şüphe ederim. Şimdi bugün geldim İstanbul'da, gördüm. İstanbul aynı anda en çok metroyu yapan şehir oldu. Ne demek aynı anda en çok metroyu yapan şehir? Yani 200 noktada bir de metro yapmaya başladık falan mı demek? Bunların hepsi zaten başlamıştı ama önünde 2 yıldır belediye başkanlığı yapan ama kendisini şununla ben kendimi ifade ediyorum diyebileceği bir marifet ortaya koyamayan adam orada fotoğraf veriyor. Diyor ki işte en çok metro ne demek en çok noktadan metro yapılan? Ama bir tane de metroyu doldurtmuyorlar mıydı? Şimdi birini de hani doldurtturuyor bir de, o ayrı bir bahis, oraya girmiyorum bile yani. Ama şimdi siz şunu yaparsınız, bakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk İstanbul'da metronun açılışını yanına İstanbul'u hani çöpünden susuzluğundan devraldığı belediye başkanını yanına alarak yaptı. Nurettin Sözen'le birlikte o hızlı trenin kokpitinde diyelim önündeydi. Neden? O başlatmıştı da ondan. Hı hı. Başlatması yeterlidir. Düşünmüş olması bile yeterlidir yani. Teşekkür ederiz bunu düşündüğün ve başlattığın içindir bu. Hayır, burada öyle bir şey yok. Burada bir yağma var. Ne yapıldıysa onu bir başka paketle sanki her şeyi kendileri başlatmış ve devam ettirmiş gibi sunma. Bu karın doyurmaz. Bu siyasal iletişim açısından başarılı bir şey olabilir. O kendisi açısından. Fakat ben böyle bir tırnak içinde yerel iktidar istemem. Benim gözümü boyayan bir yerel iktidar istemem. Ben gerçekten bana şifa gösteren, neydi önceki belediye başkan, belediyenin AK Parti döneminin sloganı, büyükşehir çalışıyor. Hı hı. Çalışıp ne yaptığını tek tek ortaya koyuyor. Ben bazen soruyorum daha önce belediyede çalışan arkadaşlara, ya bunları ya onların hepsini biz şunları böyle yaptık bunu.
Ya onların hepsi küçük işlerdi. O yüzden biz onlardan bahsetmiyorduk filan. Birçok iş aslında İstanbul'da küçük gelmeye başladığı için haber değeri bile yoktu. Doğru, daha önce. Doğru. Şimdi bunlar paketlenip mesela Haliç canlanıyor diye bir tweet attı mesela belediye başkanı. Aa dedim, ne demek Haliç canlanıyor? Haliç zaten yaklaşık 16-17 yıldır canlı. Canlı. Temiz. Yani orada canlı. Kürek yarışı da yapılıyor ki o da kürek yarışından söylüyordu. Kürek yarışı da yapılıyor, başka şeyler de yapılıyor. Çok da güzel bir yerdir orası yani eğlence bakımından da, şehir kültürü bakımından. Bu sabah ışıkları kapatacaklar herhalde. Kapatacak ama ben hakikaten ona dayanamıyorum. Bugün geldim ya ben buraya. Yani 3 haftadır hiç yokmuşum gibi, 4 haftadır neredeyse. Bu stüdyoda şu şöyle de anlatıp duruyorum. Bir dakika dur, ben buradaydım diye en sonunda artık tepeme çıkmaz mısınız? Şimdi ben kendim biraz İstanbul'a gelince böyle hissediyorum. Kusura bakmasınlar. Hayır, ne demek. Ama hakikaten bir şeylerin üzerine böyle bedavaya konup 2 yılda hiçbir şey yapamamanın hesabını vermek yerine böyle bir numarayı da ilk defa duydum. Siyasal iletişim olarak güzel bir şey. İtirazım yok ama karın doyurmuyor. O zaman analiz sentez programını bitirelim. Çünkü herhalde stüdyonun ışıklarını kapatacaklar. Bir anda burası karardı. Müziği de çaldılar. Lütfiye, hani biz toparlanalım. Lütfiye beni senin sevdiğin kadar sevmiyor. Seviyordur. Toparlanalım. Artık kapatıyoruz Doçent Doktor Ato Özkaya'ya. Çok teşekkür ederim. Datça'dan katıldınız. Bakın altını çiziyorum. Unutmam Datça, böyle şeyleri. Datça'ya da selamlar. Ve Ali Saydam'a da çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileri için. Yarın da 8.45'te görüşeceğiz. 12.35'te de ekonomi konuşmaya kahve molasına beklerim. 24 ekranlarından ayrılmayın.